İyi akşamlar, ben Gökmen Karadağ. Açık Çay'a hoş geldiniz sayın seyirciler. Hukukçu Salim Şen'le birlikte gerçekleştiriyoruz Açık Çay'ı. Salim Bey merhaba. Merhaba. Bu akşam 21'de değil, bu saatte yayına başladık. Bizden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleşisi vardı. Ve bu söyleşinin tekrarının bizim yayınımız bittikten sonra yayına gireceğini en başta belirteyim. Yani kaçıranlar varsa söyleşiyi baştan sona bütünlüklü bir şekilde izlemek isteyenler varsa sayın seyirciler haberiniz olsun ki bizim yayınımız yarımda bitecek ve yarımda Kemal Kılıçdaroğlu söyleşisi tekrar tam olarak ekrana gelecek. Çok da çarpıcı manşetler verdi Kılıçdaroğlu o söyleşide. O yüzden izleyebilirsiniz. Yeni günde de büyük yankıları olacağını tahmin ediyoruz söyleşinin. Tabii ki biz de bu konunun ardından hem ekonomi hem siyaset gündemli bir Açık Çay'la karşınızdayız. Birazdan programımızın ileri saatlerinde böyle saat 23.30 gibi Polimetre Araştırma Yöneticisi Mehmet Günal Ölçer bizimle birlikte olacak. Salim Bey de hatırlar bir önceki programda. Evet. Biz Polimetre'nin 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a izahı mümkün olmayan sandık sonuçlarını konuşmuştuk. Yani 180 derece değişmiş olan, sonucu değişmiş olan sandıklar. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Bu işin doğasına aykırı. Şimdi Mehmet Günal Ölçer'in verileriydi onlar. İşte Mehmet Günal Ölçer bu gece açıkça da bizimle birlikte olacak. Bir de ondan dinleyeceğiz. Ayrıca kendisi yerel seçim senaryoları hazırladı. Yani muhalefet nasıl kazanır yerel seçimleri? Bu sorunun bir alternatifi de muhalefet ne yaparsa yerel seçimleri kaybeder. Bunları bizim için hazırladı. Öyle çok sık ekrana çıkan bir isim de değil. Şimdiden teşekkür ediyoruz bize bu gece vakit ayırdığı için. Bu dilimdeki konuklarımızsa ekonomist Profesör Doktor Öner Günçavdı. Öner Hocam merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez bizimle birlikte. Turan Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Turan Bey sizinle aynı zamanda hafta sonu yapılacak olan kurultaya dair de sorularımız olacak. Onu da konuşacağız. Meral Akşener'in orada ne gibi mesajlar verebileceğini, kurultayda neler çıkabileceğini bunları da ele alacağız sayın seyirciler. Lütfen siz de yazın Twitter'dan HaberAktif adresinden sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı bize iletin. Biz de konuşalım. Şimdi Merkez Bankası bugün faizi %8,5'ten %15'e yükseltti. Kimine göre yetersiz, daha fazla yüklemeyle başlamalıydı bu işe. Bu görüşü savunanlar da işte dövizdeki bir anda bugünkü patlamayı yine %4'ün üzerinde bir patlama gerçekleşti. Yani TL değer kaybetti anlamında. Bunu da örnek olarak veriyorlar. Dolayısıyla ne olacak ne bitecek konuşacağız. Ama net olan şu, yani bugün tarihe nasıl geçecek? 22 Haziran. 22 Haziran işte bir süredir devam eden efendim nas var nas, size ne bana ne tezinden dönüldüğü, artık bu sözün rafa kaldırıldığı bir gün olacak. Ha, raftan bir daha iner mi? Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Bu iktidarın yakın zamanda bir öyle bir böyle zikzaklarına çok rastladık. O yüzden bilmiyoruz. Ama gelin bir önce Erdoğan'ın bugüne kadar düşük faiz politikasını dine dayandırarak nasıl savunduğuna ilişkin birkaç sözünü hatırlayalım mı? Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Evet, bunun gibi daha pek çok konuşması var. Ama böyle olmadı. Şimdi önce bir Öner Günçavdı'ya soralım. Sayın Hocam, biz sizinle bir süre önce yine yayın yapmıştık. Ve orada demiştiniz ki, ben faizi yüzde kaça yükselteceklerinden öte para politikası kurulunu merak ediyorum. Onların nasıl bir metni kaleme alacağını merak ediyorum demiştiniz. Şimdi para politikası kurulunun da işte 4 üyesi, ben yayına girmeden önce Sözcü Gazetesi'nde de gördüm onların fotoğraflarını. Mesela bu kurul üyeleri değişmedi. Bu kurul üyeleri
Daha bu toplantıya kadar hep işte faizin düşürülmesi ya da sabit kalması şeklinde görüş beyan eden kurul üyelerdi. Acaba bugün zeminini oluşturabildiler mi? Bu kez işte bilmem kaç yüz bas puan faiz arttırmanın zeminini. Buyurun hocam. Tabii ki oluşturamadılar. Yani gönül ister ki olumlu bir şey söyleyelim. Bugünkü kararla ilgili söyleyebileceğim tek olumlu husus var. O da faizleri artık bu NAS'dan geriye dönülmesi ve faiz artış politikasına geçilmiş olması. Ama onun dışında elbette kamuoyuna cevap verilmesi gereken sorular var. Benim bu geçen hafta da sanırım sizin programınızda ifade ettiğim görüş, acaba bu sorulara cevap verilecek mi, yoksa yine her zaman olduğu gibi Allah da affetsin, millet de affetsin diyerek vatandaşın bunu sineye çekmesini mi isteyeceklerdi? Ve korkarım ikincisi oldu. Yani hiç kimse bugüne kadar izledikleri politikadan pişmanlık duymadı, bunun öz eleştirisini yapmadı. Bu normal olabilir. Siyaset böyle gerektiriyor diyebilir. Belki Türkiye siyasetinin niteliği böyledir. Türk vatandaşı belki bu açıklamayı istemiyordur. Ama şöyle bir realite de var. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Bugün insanlar İstanbul'da barınamıyor. Ciddi bir barınma problemi var. Bunun sebebi uygulanan para politikasıdır. Bugüne kadar uygulanan irrasyonel para politikasının bu piyasayı getirdiği durumun sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu enflasyon var Türkiye'de. İnsanların satın alma güçlerinde yıpranma var. Bu yine uygulanan düşük faiz politikasının neticesindedir. Yani Türkiye'de nispi göreli fiyatların hepsinde bir çarpılma vardır, çarpıklık vardır. Bunların bütün müsebbibi izlenilen irrasyonel ve dünya ile ilişkisi kopmuş, koordinasyonu olmayan düşük faiz politikasıydı. Dolayısıyla insanların cebinden giden, refahından gidenlerin bütün sorumlusu yine buydu. Şimdi bu kadar büyük etkileri olmuşken bunlarla ilgili kamuoyuna bir takım açıklamalar yapılmasını insan ister istemez bekliyor. Özellikle sizin ifade ettiğiniz gibi kurulun 4 tane üyesi de geçen ayki kararı veren, o malum metni yazan insanlar. Mesela izin verirseniz ben değinmek isterim. O fotoğrafı geçen da verebiliriz metinler, eğer uygunsa arkadaşlar. Buyurun hocam, devam edin lütfen. Bu metinde örneğin 1-1,5 yıl boyunca bizim gündemimizi teşkil eden ve sürekli para kurulu üyelerinin dikkat çektiği jeopolitik riskler vardı. Jeopolitik riskler bir ayda ortadan kalkmış anladığım kadarıyla. Hani anlamam nedir bu jeopolitik riskler. Hani belki uluslararası ilişkilerde bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir takım gelişmeler olmuştur. Bu jeopolitik riskler sebebiyle dünyada bir resesyon tehlikesi var. Şu anda biz ekrana verdik Öner Hocam. Hemen yayından önce gördüm ben çünkü fotoğrafı Sözcü'nün bir haberinde. Bu dört üye değil mi? Bu dört üye değişmedi yani. Evet, bunlar aynen kaldılar. Ama bu dört üye geçen toplantıda jeopolitik risk görmüştü. Bu toplantıda görmemiş değil mi hocam? Görmemiş. Bu jeopolitik riskler dünyayı, özellikle de kastettikleri Amerika'da ve gelişmiş piyasa ekonomilerinde yüksek faiz politikasının resesyona neden olacağı yönünde bir takım endişeler vardı. Hala da bazı kesimlerde var. Bunlara referans vererek diyorlardı ki böyle bir tehlike var. Dünya yüksek faize gidiyor. İşte bakın biz doğru yoldayız. Biz nasıl takip ediyoruz? Düşük faiz izleyerek bu resesyon riskinden uzaklaşıyoruz. Böyle bir riskin kapsamı alanına girmiyoruz demeye getiriyorlardı. Ne oldu yani, bir ayda ne değişti? Alt tarafı bir seçim geçirdik. Yani o kadar büyük uluslararası ilişkilerde bir jeopolitik riskleri ortadan kaldıran
bir seçim miydi bu? Ben böyle bir şey hissetmedim ama anladığım kadarıyla sayın üyelerin böyle bir beklentisi varmış. Bu ortadan kalkmış. Keza yine Gökmen Bey, çok kamuoyu gündeminde yer teşkil eden bir husus vardı. Biz iktisatçılar özellikle hayretle izliyorduk ve bunları eleştirdiğimiz zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere vatan hainliğiyle, mandacılıkla, değil mi? Evet. Ve bunun gibi birçok, hatta en son Sayın Nebati de beyinsizlikle bizleri suçlamıştı, bu eleştirileri getirenleri. Ne eleştirisi vardı? Para politikasının demiştik, cari açıkla ilgili bir hedefi olamaz. Para politikasını cari dengeyle ilişkilendirmek hatadır dedik. Karşılığında da Sayın Nebati bizi gerizekalılıkla ya da beyinsizlikle, öyle bir şey, ikisi de aynı gerçi, suçlamıştı. Şimdi bakıyoruz, bu metinde bu kadar önemsenen ve ülkenin önemli bir bölümünün eleştirisine maruz kaldığı bu sözüm ona önemli hedeften Merkez Bankası Para Kurulu üyelerimiz vazgeçmiş. Onlar diyordu ki cari denge fiyat istikrarının koşuludur. Dolayısıyla önceliğimizi cari dengeye vereceğiz. Biz para politikası aracı olarak buna vereceğiz. Bunun neticesinde de fiyat istikrarı olacak diyorlardı. Şimdi bu inovatif, bu yenilikçi yaklaşım, fikir, kimse artık bunun mucidi, buna yer vermiyor ilgili metin. Bu metin başka şeylere de yer vermiyor. İzin verirseniz ona da dikkat çekmek istiyorum. Bir kere daha önceki metinler son derecede geniş tahliller içeriyordu. İlgili ilgisiz birçok şeyi bünyesinde topluyordu. Hatta öyle ki bazı konulara da anlam vermek mümkün değildi. Uzunca bir metindi. Şimdiki metin çok daha basit ama bir şey söylemiyor. Söylediği şeyler çok sınırlı. Ne diyor? Efendim diyor, hükümet olarak, iktidar olarak biz büyüme hedefinden vazgeçmeyeceğiz diyor. Dolayısıyla sizin piyasaların beklediği şekilde enflasyonla mücadeleyi siz bizim önümüze koşul olarak getirmeyin. Biz büyümeden fedakarlık yapmıyoruz demeye getiriyor. Ama diyor, bakarsınız diyor, enflasyonda kontrol kaçar, o zaman önümüzdeki para kurullarında bu faiz kararını tekrar gözden geçiririz diyor. Ama söylemediği bir başka bir şey var bu programda. Böyle U dönüşleri yaptığı zaman iktidarlar genellikle bu tip faiz ve para politikası, yeni para politikasını bir takım harcama politikasıyla anlamlandırmaya çalışırlar. Şimdi biz bu U dönüşünü neden yaptık? Şunu, bu para politikasını daha sıkı bir maliye politikasıyla, bütçe harcamalarının kontrol edilmesiyle, bir tasarruf politikasıyla desteklemiş olsaydı bu politikanın inanırlığı çok daha fazla olurdu. Şimdi bu yok. Ben bilmiyorum, belki sizler biliyorsunuzdur, belki Sayın Bakan bunu hazırlamıştır. Çünkü aynı bugün bu karar alınırken Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olan beyefendi bir ülkeye gittiler. Körfez bölgesine gittiler. Birleşik Arap Emirlikleri. Orada bir takım görüşmeler yaptılar. O ister istemez benim gibi iktisatçıların, hani belki de mandacı deniyor ya, belki bizim içimiz fesattır, ister istemez düşünmesine neden oluyor. Ve ben düşündüm sabahtan beri samimi olarak, geçmişte siyasiler Washington'a giderlerdi, Washington'da politikalarına onay alırlardı. Acaba dedim, bu yeni iktidar ve sayın bakanlar icazet almak için Körfez'e mi gittiler? Yani bizim bilmediklerimizi Körfez'dekiler biliyor mu diye bekledim ya da düşündüm. Peki, o konuda devam eder misiniz Öner Bey, yoksa soluklanın Turan Bey'e mi sorayım? Tabii devam et, yani sorabilirsiniz. Tamam, Turan Bey, hocamın bıraktığı yerden sorayım. Yani tam da Merkez Bankası kararının açıklanacağı gün bu ülkenin ekonomi demiş, Hazine ve Maliye Bakanı,
ve de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde soluğu alıyorlar. Ne diyorlar? Ya Arap, halimiz harap mı diyorlar? Ne diyorlar yani? Tam da bugün ne işleri var orada? Gökmen Bey, çok teşekkür ediyorum. Salim Bey'e ve Öner Bey'e de saygılar sunuyorum. Keza bizi izleyenlere de. Hatırlayacaksınız, bundan 10 gün önce sizinle bir program yaptık. Ve o programda eninde sonunda Erdoğan bu U dönüşünü yapacak ve önümüzdeki günlerde Merkez Bankası faizleri artıracak diye konuşmuştuk. Bu bir kehanet değildi aslında. Erdoğan'ın içinde bulunduğu duruma dair yaptığımız bir siyasal analizdi. Şimdi bugün neler olduğunu anlayabilmek için önce Erdoğan'ın 21 yıllık siyasi hikayesine ve bundan sonra neyi hedeflediklerine bakmak lazım. O zaman daha iyi analiz yapabiliriz. Tabii kıymetli hocam Öner Bey çok değerli ekonomik bilgilerle bunu analiz ediyor. Biz de anlamaya çalışıyoruz o perspektiften ama siyasal gözle baktığımızda karşımıza biraz daha farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir kere AKP ilk iktidara geldiğinde dünyada bir para bolluğu vardı. Bundan Türkiye de istifade etti ve o dönem Türkiye'ye gelen sıcak parayı irrasyonel bir şekilde kullanan AKP iktidarı beton ekonomisine ve yolsuzluk ekonomisine önemli miktarda parayı boca etti. Öte yandan bir sadaka kültürü oluşturdu. Bununla beraber yandaş zenginler türetti yıllar içerisinde. Ve kurmuş olduğu bu saadet zinciri ve dışa bağımlı ekonomik modelle, irrasyonel bir anlayışla Türkiye'deki iktidarını uzun süre devam ettirdi. Artık bunun sonuna geldiğini biliyor. Her ne kadar geçtiğimiz seçimlerde AKP tırnak içerisinde kendi perspektifinden bir başarı elde etse de bunun gerçek karşılığının bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bekleyen büyük zorlukların olduğunu biliyoruz. Bir kere ekonomik olarak çok ciddi bir darboğazdayız. Yani Türkiye 140 milyar dolar borçla iktidara gelen AKP bugün 460 milyar dolar borca gelmiş. 200 milyar dolardan fazla önümüzdeki bir yıl içerisinde ödemesi gereken bir paradan söz ediliyor. Ya bunu yeniden yapılandıracak ya da ödemek zorunda kalacak. Bununla beraber hem bütçe açığı hem de cari açık önemli ölçüde, tarihinde görülmedik ölçüde artmış durumda. Bunların artık çevrilebilme şansı yok. İşte bu sebeple Erdoğan'ın bir taraftan çok yoğun eleştirdiği Londra tefecilerine el açtığını, öte yandan da Arap sermayesine, Körfez sermayesine el açtığını biliyoruz. Ve bu ziyaretin arkasında şüphesiz bugünkü alınan faiz kararına dair görüşmeler var. Ben bunu samimiyetle düşünüyorum ve inanıyorum. Çünkü böylesine önemli bir toplantının arefesinde Cumhurbaşkanı'nı temsilen, bakın sıradan biri gitmiyor, Erdoğan'ı temsilen yardımcısı gidiyor ve paranın başındaki, maliyenin, ekonominin başındaki bir isim gidiyor. Biz tabii bunun ne yazık ki şeffaf bir yönetim olmadığı için sorgulama şansına sahip değiliz. Neler konuşulduğunu bilme şansına sahip değiliz. Bir parlamenter olarak, parlamentoda görevi olan, yasama ve denetleme sorumluluğu olan biri olarak dahi bu bilgiye sahip değiliz. Ama kapalı kapılar ardında belli ki bir takım pazarlıklar yapıldı. Bu pazarlıklarda bizim bilmediğimiz varlık fonu satışları mı konuşuldu? Ya da Kanal İstanbul etrafındaki araziler mi ele alındı? Ya da bir takım satışlar, bilmediğimiz kupon araziler mi ele alındı? Ya da kısa, orta, uzun vadeli para transferleri, bunların üzerinden bir takım rantlar mı ele alındı bilmiyoruz. Bunları konuşuyoruz ya da tartışıyoruz diye sakın ola AKP'li çevreler bizi eleştirmesinler. Çünkü bize doğru ve yeterince bilgi vermedikleri için biz de haklı olarak bu tartışmaları yapıyoruz burada. Erdoğan'ın U dönüşlerine gelince, bakın Erdoğan'ın U dönüşleri artık çok tipik bir Erdoğan karakteristiği haline gelmiştir. Ve Erdoğan U dönüşlerini son derece rahat, son derece konforlu, nasıl olsa benim tabanım, benim her yaptığımı onay veriyor anlayışıyla rahatlıkla yapabilmekte. Fakat bu son U dönüşü bundan önce yaptıklarından çok farklı. Çünkü Erdoğan referans verdiği bir takım dini motiflere asla ve asla halel getirecek ya da onunla ilgili tartışma oluşturacak bir adım atmadı bugüne kadar. Dış politikada U dönüşleri oldu, ekonomide U dönüşleri oldu, siyasette U dönüşleri oldu. Ağır hakaret ettiği kişilerle siyasi yolculuk yaptı ya da kendisini çok sert eleştiren kişilerle rahatlıkla koalisyon kurabildi. Ama bakın, ilk defa Erdoğan'ın siyasal kimliğinin temel referansı olan dini referansı Erdoğan reddetti. Israrla NAS'a atıf yapan Erdoğan bugün
maalesef kendi perspektifi açısından söylüyorum, faiz artırımına onay verdi. Bunu da niye yaptı? Çünkü sıkıştığının farkında. Türkiye çok ciddi bir ödeme dengesi krizinin arefesinde ve Erdoğan'ın önünde çok önemli bir dönemeç var, yerel seçimler. Erdoğan bu yerel seçimlere Ankara'yı, İstanbul'u, büyük şehirleri alarak gitmek istiyor ve bir sonraki seçimlerde kendisi artık aday olmayacak, olamayacak ama yerine bırakacağı veliahtının ve anlayışının devam edebilmesi için yerel seçimleri çok önemli kabul ediyor. O sebeple Türkiye'yi bir türbülansa sokmadan ve bir ekonomik kriz yaşatmadan yerel seçimlere kadar götürmek istiyor. Bir taraftan ekonomik olarak bu atmosferi sağlamak, öte taraftan da siyasi olarak muhalefeti meşgul etmek, toplumu meşgul etmek için bir anayasa tartışması açtı. Önümüzdeki 3-5 ay biz bu tartışmayla gündemi devam ettireceğiz. Özetle çok zaman almak istemiyorum. Çok büyük bir Erdoğan dönüşüdür. Çok klasik bir Erdoğan bu dönüşüdür. Ekonomik olarak son derece zorda olan Erdoğan, dini referanslarından bile ödün vererek, Nas'tan bile ödün vererek bugün faiz artışına onay vermiştir. Ve herhalde Arap şeyhleri böyle istiyor, Londra tefecileri böyle istiyor, bizim Mehmet de yapıyor, sana bana ne oluyor diyerek bundan önce söylemiş olduğu Nas böyle diyor, sana bana ne oluyor tezinin tam da tersini yapıyor. Göreceğiz bunlar gerçekten işe yarayacak mı? Ama yine değerli hocam Öner Bey çok daha doğru değerlendirecektir. Bugün dövizdeki bu dereceli artış aslında bu yapılanların da çok da fazla güven vermediğini gösteriyor. Sürpriz bir şekilde dövizin de artışına tanık olduk. Önümüzdeki günler çok önemli gelişmelere gebe, öyle anlıyoruz. Yaz dönemi mutlaka tarım gelirleri ve turizm gelirleriyle rahat geçecektir. Ama sonbaharla birlikte çok kritik bir dönemece gireceğiz. Korkarım bizim gördüğümüz ya da görmediğimiz bir takım arka kapı satışlarıyla, varlık fonu satışlarıyla Türk ekonomisi son yerel seçimlere kadar götürülmeye çalışılacaktır. Biz de parlamentoda denetleme faaliyetimizi hakkıyla ve layıkıyla yapabilmek için her ayrıntıyı sorup toplumla paylaşabilmek için gereğini yapacağız. Peki, izleyicilerimiz de katılıyor tartışmamıza. Fikret Erdoğdu şunu söylüyor. Merkez Bankası faizi enflasyona yaklaştıramadı. Çünkü enflasyon, yani TÜİK'in enflasyonu %40 civarı. Merkez Bankası faizi enflasyona yaklaştıramadı. Fikret Bey, şimdi TÜİK vasıtasıyla enflasyonu faize yaklaştırmaya çalışacaklar diyor. Vallahi haksızsınız diyemem Fikret Bey. Nihayetinde bu ülkedeki gerçek enflasyonun bunun çok üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz ve hissediyoruz. Bir izleyicimiz Havva Hanım demiş ki şu duruma açıklık getirilmesini istiyorum. Vatandaş olarak faiz sebep enflasyon neticedir tezinin biz emeklilerin alım gücündeki aşırı düşmesinin ve ülkenin bu kadar zarara girmesinin sorumlularına kim hesap soracak? Yani biz niye bu kadar yoksullaştık diyor Havva Hanım. Ondan sonra Zeliha Yıldırım da aynı şekilde. Biz bu yoksulluğu niye yaşıyoruz diyor ya. Dövizin artışı bu ülkeyi Araplardan borç para dilenerek nereye kadar yönetecek? AKP sonunda borç verenlere teslim mi edecek ülkeyi diyor. Ömer Naci Yukarıç diyor ki Gökmen Bey, Erdoğan toplumla dalga geçiyor. Bir söylediği diğerini tutmuyor. Halkla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Bizler de nefes tüketiyoruz. Allah affetsin diyor, kandırıldım diyor, cambaza bak diyor. Ondan sonra da gemisini yürütüyor. Şimdi asgari ücret daha ne zaman açıklandı Salim Bey? Bu hafta açıklandı. 2 gün önce. Evet, bu hafta açıklandı. Evet. Bir 500 dolar şeyi vardı biliyorsunuz yani, evet. Tezi vardı. İşte 500 dolara biraz yaklaştık diye savundular kendilerini. Arkadaş, daha bu asgari ücret çalışanın cebine girmeden bugün yüzde kaç eridi? %5'i gitti. Hadi buyur. Bir günde. Buyurun Sayın Bey. Yani 2 gün önce açıkladıklarında 480 dolardı. Yaklaşık 485 dolardı hatta. Şimdi 460 dolar. 2 gün sonra önümüzdeki ayda ne olur bilmiyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında 460 dolardı. Dün Erdoğan diyor ki grup konuşmasında enflasyona ezdirmedik. Hatta bir de refah payı ekleyerek bir asgari ücret belirledik. Ya insan utanır ya, şu alttaki rakamdan utanır. 24.70 yazıyor orada. 24.70 yazıyor orada. Ya şimdi biraz önce izleyicimizin yazdığı gibi, yani ülke yönetilmiyor. Bu bir yönetim değil, bu bir yönetme biçimi de değil. Bu popülist, gündelik, oradan oraya savrulan, ilkesiz,
bir anlayışın koskoca 85 milyonun kaderini teslim alması. Ya şöyle bir şirket yöneten birisi olsa, ya herhangi bir şirketin genel müdürü, muhasebe müdürü, CEO'su şöyle bir şirket yönetse, biraz sonra konuşacağız, ya kovulur. Dakika tutamaz, dakika tutmazlar. Ya böyle bir apartman yöneticisi olsun, bütün bina sahipleri bir araya gelip ne oluyor kardeşim diye alaşağı ederler. Ya herhangi bir dernekte, şirkette, dediğim gibi yani bir herhangi bir toplulukta. Şimdi bak, alaşağı dediğiniz yani yönetim. Yönetimden alırlar, alaşağı derken evet, onu söylüyorum. Birleşirler yani. Der ki biz böyle yönetici istemiyoruz der apartman sakinleri. Evet. Şimdi öyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani dolandırıcılıkla itham ettiği birisi Maliye Bakanı bugün. Bir zamanlar Halkbank'ı dolandırmakla. Ya evet, adeta bankayı dolandıracaklar bunlar, dolandıracaklar da engel olduk neredeyse dedi. E şimdi kelimeler ağızdan çıktıktan sonra onun esirisiniz. Şimdi siz neredeyse dolandıracaklar diye itham ettiğiniz bir kişiye bugün ya sana çok güveniyorum diye maliyeyi, bu ülkenin hazinesini teslim mi ediyorsunuz? Hayır, onu da yapmıyorsunuz. Onu da yapmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya mecbur kaldım. Mecbur kaldım. Ben her ne kadar bunlara güvenmesem de buna inanmasam da teslim edeceğim. Kabul etmek zorunda kaldım. Ama ben buna inanmıyorum. Ya senin inanmadığına dünya mı inanacak? Senin inanmadığına finans çevreleri, yatırımcılar mı inanacak? Yani hem bunu açıklayacaksın, inanmadığın bir şeyi zorla yapıyorum diye, ve böyle bir güvensizliği pompalayacaksın bir taraftan. Bunun adı sorumlu devlet yönetimi, yöneticiliği olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya düne kadar diyeceksin ki bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Sana bana ne oluyor kardeşim? Allah'ın emri var ve ben bunu uygulayacağım. E bugüne kadar uyguladın. Eyvallah, böyle inandın, uyguladın. Peki bugün yükselirken neredesin? Bugün nas nereye gitti? Bugün Allah'ın emri ortadan mı kalktı? Bugün Müslümanlıktan mı vazgeçtin? Ya bu ülke senin anlayışına göre, senin dini vecibelerini yerine getirip getirmeme hassasiyetine göre mi şekil alacak? Böyle bir yönetim olabilir mi? Şimdi biraz önce Öner Hocam da söyledi. 4 tane para politikaları kurulu üyesi. İsimlerini söyleyeyim. Doktor Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Profesör Doktor Elif Haykır Hobikoğlu. Ya 27 aydır bu kişiler 27 aydır enflasyonda bir şey var, gevşeme var. Efendim işte bakın biz bu faiz politikasıyla da düşürerek de bunu destekleyeceğiz. Onlar bir taraftan bu gerekçeyle enflasyon düşüyor diye, halbuki enflasyon 200'lere doğru fırlıyorken düşüyor diye faiz düşürüp Cumhurbaşkanı'nın da bakın faiz sebep, enflasyon sonuçtur ve bunu inatla sürdüreceğiz politikasına 27 ay bu ülkede faizleri düşürüp bu tablonun oluşmasına sebep olmuş bu kişiler şimdi birdenbire ortaya çıkıp bu sefer de diyorlar ki enflasyonda bariz bir iyileşme sağlanana kadar faizleri yükselteceğiz. Ne oldu kardeşim faiz sebep, enflasyon, netice politikası? Demek ki faizlerin yükselmesi, enflasyonun düşürülmesi için gerekiyormuş. Bugün onu söylüyorsunuz. Ya bugün bu gerekçe ile faiz yükseltiyorlar. 27 ay tam ters bir gerekçeyle niye düşürdünüz? Şunu söyleyemiyorum. Niye düşürdüler? Talimat böyleydi çünkü. Yani bizim irademiz falan söz konusu değil kardeşim. Kardeşim biz emir alıyoruz. Bize ya. İndir derler, çok indiririz. Bize kaldır derler, kaldırırız. Biz burada salla başız. Yani öyle demeyelim de işte. Evet, alırız talimat başımızı. Ne gelirse biz ona göre. Yani. Sallarım başımı, alırım maaşımı. Ya ne kadar maaş alıyorlar biliyor musunuz? Ne kadar? Gökmen Karadağ. Yanılmıyorsam 200'er bin lira maaş alıyorlar. Yani bir oturup muhasebesini yapsınlar ya. Ya bir oturup muhasebesini yapsınlar. Şimdi bir yönetim bu kadar gelgitlerle, bu kadar böyle ayaküstü politikalarla, temeli olmayan hiçbir doktrine, bilimsel bir izaha dayanmayan gündelik izahlarla yürütülürse böyle olur. Ama
Şimdi önemli olan o değil. Bunun ceremesini biz çekiyoruz. Evet. Bunun ceremesini, bunun faturasını biz çekiyoruz. Öyle kolay değil kardeşim. Öyle kolay değil. Şimdi çıkıp izah edeceksiniz. Para politikaları kurulu üyeleri, bu dört üye, bu millete izah edecek. 27 ay bu ülkede faizleri düşürüp enflasyonu %200'lere çıkartırken o gerekçelerinizin tam aksi gerekçelerle bugün tekrar faizleri yükseltip bakın doları 24.88'e getirmenizdeki vebali, bunun 24.88'e mi geldi şimdi? Ya orada öyle yazıyor, şimdi yazıyor. Bunun gerekçelerini bize anlatacaksınız. Siz bunu anlatacaksınız. Bakın sonra ne olacak? Ben şeyden haber şey bekliyorum, açıklama bekliyorum. Size bana ne oluyor? Nas böyle emrediyor, Allah'ın emri dururken başka bir şey mi yapacağım? Ben bir Müslümanım, bunu da sonuna kadar uygulayacağım diyen Erdoğan. Niçin şimdi bu direncinden vazgeçtiğini, niçin nasıl bir tarafa atıp şimdi bilimsel bir gerçekliği kabul etmek zorunda kaldığını izah edip geçmişte o Nas politikaları yüzünden bizim ödediğimiz faturaya bu milletin niçin çekmek zorunda kaldığının haklı izahını yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı. Erdoğan Nas Allah'ın emri derken ve bu gerekçeyle sürekli faiz indirirken bunu meşru gösterip destekleyen Diyanet şimdi Allah'ın emrinin uygulanmadığı şu anda ne düşünüyor onu açıklayacak. Şunlar da açıklasın. Yeniden Refah Partisi. O da açıklasın. Kardeşim sen ne düşünüyorsun şu anda faiz yükseltilmesiyle ilgili? Herhalde sen de nasıl savunuyorsun? Sonra Hüdapar sen de açıkla kardeşim. Sen ne düşünüyorsun seçimde birlikte ittifak kurduğun bu yapının ekonomiyle ilgili geldiği bu son noktada? Açıklamak zorundasınız. Öyle işinize geldiğiniz noktada açıklama yap. İşine gelmeyen noktada efendim duymazdan görmezden gel. Yok öyle. Hepiniz açıklama yapmak zorundasınız. Sonra bakın. Faizleri yükseltiyor diye, faiz yükseltme gerekçesiyle görevden söz oldu. Dinlemediği için, sözümü dinlemiyor, faizleri yükseltiyor diye o gerekçeyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alan Erdoğan, o Merkez Bankası Başkanları ya da Başkanı ile nasıl helalleşecek onu bize anlatacak. Hayır sırf o değil. Neden? O Merkez Bankası Başkanı da şu anda çıkıp konuşacak. Kardeşim beni bu yüzden aldınız. Söyleyeceğim. Şimdi getirdiğiniz adamla faiz yükseltiyorsunuz. Benim günahım neydi? Ya şimdi birisi faizi yükseltiyor söz dinlemiyor diye görevden alınıyor. Öbürü geliyor. Deniyor ki tabii ki Cumhurbaşkanı'nın sözü dinlenecek kardeşim. Bu kurumlar bağımsız falan olamaz. O ne diyorsa sen onu yapacaksın. Bunu yapmadığın için sen kusurlusun. Elbette orada oturamazsın. Sonra bir devran değişiyor. Bir başkası için bu sefer deniyor ki ya ben bunun aksine inanıyorum ama kabul etmek zorunda kaldım. E artık onlar istedikleri gibi yapacaklar. E biz bunu da alkışlıyoruz. Bu kişinin bu sefer söz dinlememesi makbul hale geliyor. Peki. Ya böyle bir akıl tutulmasıyla bu ülke bir yere zaten gidemez. Ya 2018'de biz bu ucube rejime geçtiğimizde bunu izah edecekler. Yani ben ekonomistim diye ekonominin bütün iplerini tek başına ele alıp tek bir iradeyi bütün ülkenin üzerine böyle boca edip o iradeyle bu ülkeyi yönetmeye başladığında dolar 4,5 liraydı. Altta 24.88 yazıyor. 24.88 yazıyor. 4,5 liraydı. Bunun bedelini bu ülke ve bu insanlar hepimiz ödüyoruz. Peki. Ödedik. Bir de ne jöleli, saçları jöleli bir ekonomist vardı. Neydi adı? Saçları jöleli ekonomist yok muydu ya? Evet. Yiğit Bulut. He? Yiğit Bulut. Ha, Yiğit Bulut vardı. O da ne demişti? 3 liranın üzerine çıkarsa tükürün yüzüme. Yüzüme tükürün demişti. Tükürün yüzüme dedi. Sayın seyirciler şimdi Salim Bey söyledi. Yalnız ekonomist sadece o değilmiş. Bir ekonomist daha varmış. Onu da bugün öğrendik. O ekonomistin de soyadı Bayraktar. Onu da birazdan şey yapacağım. Hakikaten müthiş bir ekonomist kendisi. Çok önemli bir açılım getirmiş meseleye. Şimdi Öner Günçal'da hocama sorayım. Sayın hocam faiz %15'e yükseltildi. Bir süre döviz fazla bir tepki vermedi. Fakat ondan sonra ne olduysa bir sıçrama oldu ve %4'ün üzerinde bir yükselişle tamamladı. Ya insanın aklına
artık şu geliyor ya, yani asgari ücreti bu yüzden mi hemen bağladınız, kararlaştırdınız ve peşinden şeye denk gelmesin diye, yani dövizin yükseleceğini mi tahmin ediyordunuz siz? Çünkü %15'ten daha fazla acaba yükseltmeyin talimatı mı gelmişti Merkez Bankası yönetimine? Her şey geliyor. Ne oldu? Niye döviz yükseldi? Bu sorduğunuz sorunun cevabı evet. Yani bunu dün ben de kendim de sormuştum bir programda. Asgari ücrette beklentilerin çok üzerinde bir artış gerçekleşmişti. Ve o artışla birlikte de para politikasının ya da faiz artışı için yeteri kadar bir alanın ortada kalmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ve bir kur dalgalanmasının da ancak faizlerde arzu edilenin, piyasanın arzu ettiği oranın altında bir karar verildiği takdirde gerçekleşebileceğini ifade etmiştik. Sanırım bu asgari ücret artışı gerçekleştikten sonra. Bu biliyorsunuz, şimdi biraz önce de ifade ettim, bir iktisatçı olarak elbette bu U dönüşünü açısından, yani iktisat politikası açısından eleştirmem mümkün değil. Yani olması gereken ve bizlerin de 1,5 seneden beri, belki daha fazla sürede ifade ettiğimiz bir gelişmeydi. Ancak bu yeterli düzeyde olmadı. Yani sizler de şahitsiniz, yabancı yatırım bankaları %40'lar civarında bir artış istiyor, %40'lara gelmesini istiyordu. Buradaki sebep de resmi açıklanmış olan enflasyon oranıydı. Ama bunun olamayacağı ifade ediliyordu. Zira bunu siz yaptığınız zaman bankacılık sisteminde bir takım sıkıntılara yol açma ihtimaliniz vardı. O yüzden kamuoyu, Türkiye'deki uzmanlar da 20'ler 25'lerle beklentilerini sınırlamışlardı. Ancak o da pür iktisadi sebeplere dayanan bir beklentiydi. Ama biraz önce Turhan Bey çok güzel ifade etti siyasi çerçeveyi. O siyasi çerçeveyi ve aslında ekonomide kimin sözünün geçtiğini ve en son sözü kimin söylediğini ihmal eden bir şeydi. Biz bunu bir kere daha görmüş olduk. Bu hafta içerisinde ikinci kez görmüş olduk. Çünkü hatırlarsanız, belki gündemden düştüğü için kamuoyunun dikkatinden de kaçmıştır, bizim asgari ücreti belirleme görevli bir kurulumuz var. Ve bu 12 Eylül rejiminin Türkiye'ye kazandırdığı bir kurumdur. Ve asgari ücretin nasıl tespit edileceği, kimlerin burada kimleri tespit edeceği belirlenmiştir. Hükümet tarafından burada görevlendirilen kişi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'dır. Biz ilk defa, çok uzun zamandır böyle bir şey görmedik, doğrudan ilgili işçi sendikasının liderinin Beştepe'ye, saraya çıktığını gördük ve saraydan çıktıktan sonra da işte konuyla kurulabilecek herhangi bir bağın kurulmaması için de aslında asgari ücret konusunu görüşmediklerini ifade etmişti. Şimdi herhalde bu ilgili şahıs bayram öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'yla bayramlaşmaya gitmedi. Dolayısıyla benim gibi birçok iktisatçı asgari ücretle ilgili kararın kendisine tebliğ edildiğini düşündü. Büyük bir olasılıkla öyle olmuştur ve daha sonra da 11.400 olarak bu açıklandı. Demek ki bu kurgu daha önceden yapılmış. Bugün bunun üzerine %15'lik politika faizi de devreye girince bütün bilmecenin bütün parçaları da tamamlanmış oldu. Kurun zaten böyle bir tepki vermesi gayet normal. Bunun üzerine yani 25 lirayı zaten gözden çıkartmış durumdalar. Salim Bey 23 küsür falan dedi ama anladığım kadarıyla bu yaz sezonunun sonunda 25 liraya bu kur seviyesi, dolar kurunu söylüyorum, gelecekmiş gibi bir izlenim var. 24.88. 24.84 yazıyor yani, hocam şu anda. 25 diyelim biz ona yani. Çok özür dilerim.
25 evet, diyelim yani, hocam. Şimdi 16 25. 16 kuruşu şey olmaz. Yani bu zaten kafadan belirlenmiş bir oran anladığım kadarıyla. Asgari ücret de bu manada. Peki. Bununla bütünlük teşkil edecek şekilde belirlenmiş. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Turan Bey'in biraz önce Turan Bey'in söylediği gibi önümüzde seçim var ve AK Parti siyasi olarak kendi ikbalin Türkiye ekonomisinin değil, kendi siyasi ikbalini önceliklendirmiş ve bu öncelik uyarınca da büyümeden taviz vermemeye karar vermiştir. Peki efendim, izleyicilerimiz de katılıyor programımıza. Bir izleyicimiz demiş ki Yılmaz, faiz düşürürken alkışlayan yandaşlar faizi yükseltince ne yapıyor? İzlemediğim için bilmiyorum demiş Yılmaz Bey, ama Yılmaz Bey izlemenize gerek yok. O zaman da alkışlıyorlar. Ne yapılırsa yapılsın alkışlamak o medyanın görevi. Fatih Salih Oluç diyor ki neler oluyor diyor. Pes mi diyor, nas mı diyor. Ondan sonra dinden mi dönüldü diyor. İnanç mı yitirildi diyor. Ondan sonra yoksa işte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kendisini kandırıyor mu? Yani çünkü iktidarın zaman zaman böyle söylemleri oluyor ya, bir süre işler beklediği gibi gitmeyince kandırıldık galiba falan tarzında. Nahide Babaoğlu diyor ki ilkokul çocukları dahi bu iktidar döneminde ekonomist oldu diyor. Ömer Naci diyor ki Diyanet işte cübbelin şeriat istiyoruz demecine de ses çıkartmıyor diyor. Lütfen yazın. Bak bir izleyicimiz ne demiş, Mehmet Namlı. Gökmen Bey diyor 250 bin lira ya 9 bin lira faiz veriyor bankalar. Bu faizlerle yine parası olanlar para kazanmaya devam edecek ve olan yine gariban vatandaş olacak. Hani nas vardı, faiz haramdı, ne oldu diyor. Ondan sonra bir izleyicimiz de demiş ki Tunay Polat, ben emekli olduğumda 2007 yılında asgari ücretin yaklaşık 2 katı emekli maaşı bağlanmıştı. Şu an asgari ücret seviyesindeyim. %100 fakirleşmişim. Benim suçum ne diyor ya? Benim suçum ne diyor? Milyonlarca yurttaş bunu söylüyor zaten. Bizim suçumuz ne kardeşim? Yani kararını vermediğimiz bir şeyin, yanlış hesabın faturasını niye hep biz ödüyoruz? Turan Bey, Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'in uluslararası finans çevreleriyle ilişkisi anlamında da bizim aklımızda tutmamız gereken bir husus var mıdır, bir olgu var mıdır? Şimdi Gökmen Bey, bu iki isim rastgele seçilmedi. Programın ilk bölümünde de söyledim. Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var, iktidara tutunabilmek için. Bir sonraki genel seçimlerde iktidarını sürdürebilmesi için yerel seçimlerde bir güç kazanması lazım. Ve bunun için de yerel seçimlere kadar bir ekonomik türbülans yaşamaması lazım. Zaten irrasyonel bir süreç yaşadı Türkiye'de. Şu anda aslında bir Titan saadet zinciri var. Süratle bir felakete doğru gidiyor. Her bulduğu parayla borcu öteleyen, her seferinde daha fazla faizde borç bulup borcunu ve faizini büyüten bir Türkiye var. Ve buna mukabil yalan söyleyerek, toplumu bir takım algılarla yöneterek gerçeklikten kopartan bir iktidarla biz karşı karşıyayız. Şimdi bunu dışarıya karşı da uygulamak istiyor. Erdoğan'ın körfez sermayesine ihtiyacı var. Erdoğan'ın Londra sermayesine ihtiyacı var. Amerikan sermayesine ihtiyacı var. Tabii Batılılar aslında şu anda Türkiye'yi büyük ölçüde ipotek altına aldılar zaten. Ciddi miktarda borç verdiler. Bunun dışında bizim çok da tartışmadığımız garantili projelerle Türkiye'nin istikbali ipotek altına alındı. Seçime bile konu yapılmış, aile aile vala ile anlatılan, tanıtılan o hastaneler, otoyollar, köprüler vesaireler önümüzdeki 5, 10, 15, 20 yılın ipoteğinin aslında bir göstergesi. Ve biz bunları garanti vererek aslında bir anlamda borçlanarak yaptırdık ve çok yüksek faizlerle Türkiye'yi ipotek altına aldık. Aslında çok kritik bir riskle karşı karşıyayız. Bakın, çok da dramatize etmek istemiyorum ama çok benziyor durumu. Turan Bey. Buyurun. Ne kadar dramatize ederseniz edin asla abartmış olmazsınız. Neden biliyor musunuz? Yönetmenimden ve türümden de rica edeyim. Bir son dakika şeyi olarak da paylaşabilirsiniz isterseniz. TL'deki değer kaybı şu an itibariyle %5'i geçmiş durumda. Bakın TL'deki ya. Değer kaybı %5'i geçmiş durumda. Yani dolar TL karşısında
%5'in üzerinde değer kazanmış durumda. Şu an itibariyle söylüyorum. Yani 24.88 böyle bir orana tekabül ediyor. Tabii. %5,44 ne demek ya? %7 geçenlerde olmuştu bir günde. Gökmenkler bu bir günde büyük devalüasyonlar. Böyle bir fiyat yok. Bu şu anda açıklanan rakam. Piyasa bunun 1 lira daha. Hayır, piyasada zaten bu yok. Buyurun Turan Bey, devam edin lütfen. Tabii korkunç. Yani siz ekonomik olarak zayıfsanız, siyasi olarak zayıfsanız yurt dışında da itibarınız olmuyor. Lübnan'dan örnek verdim size. Bakın, Lübnan'ın başında son derece yolsuzluğa batmış bir iktidar vardı ve bizimkilerle de biliyorsunuz çok yakın ilişkileri vardı. Hatta Telekom'u satarak milyarlarca dolar Türkiye'yi zarara soktuk biz bu aileyle olan ilişkimizden dolayı. Ki ben o dönemde milletvekiliydim, 22. dönemde. Çok ciddi eleştiriler yönelttim ve yıllar sonra Telekom'u büyük bir zararla, kayıpla Türkiye geri almak zorunda kaldı. Öte yandan Lübnan'ın bir başka sorunu borcu borçla çözmesiydi. Tamam, Türkiye'ye mukayeseyle çok daha küçük bir ülke ama çok benzer tarafları var Lübnan'ın Türkiye'yle. Ve borcunu borçla çözerek, yüksek faizle çözerek işi ötelemeye ve ileriye atmaya çalıştı. Bunu bir ölçüde başardı. Öte yandan ülke içerisinde kamplaşmış bir takım gruplar vardı. Ve aynen bizdeki gibi Erdoğan'ın da kategorize ettiği %51'i zor tutuyorum diyerek tasnif ettiği bir toplumun bir başka versiyonu Lübnan'da da vardı. Ve bir başka benzerlik maalesef, Lübnan hem Filistin'den hem de Suriye'den çok yoğun göç almıştı. Bugün Lübnan bankaları ateşe verilmiş, memurlar maaşlarını alamıyor. Enflasyon %200'lere, 300'lere varmış. İnsanların alım gücü yerlerde. Lübnan bir sefaletin eşiğinde. Biz bugün bunu yaşamıyorsak, yaşamayacağımız anlamına gelmez. Mutlaka Türkiye'nin rasyonel ve siyasi kaygı gözetmeden bunlara çözüm bulması lazım. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Erdoğan yerel seçimleri hedefliyor ve yerel seçimlere kadar bir sıkıntı yaşamamak istiyor. Bunun için ciddi olarak bu Titan saadet zincirini sürdürebilmesi için paraya ihtiyacı var. Neresi hedef? Rusya ile ilgili yaptıklarını yaptı zaten. Yani BOTAŞ'la ilgili borçları öteledi, bir takım krediler aldı. 9 milyar dolar %5-6 faizle kredi aldığını biliyoruz Rusya'dan. Artık Rusya'dan gelecek çok fazla bir şey yok. Şimdi Londra tefecilerine gözü dikti ve bunun için de Mehmet Şimşek üzerinden bir takım çalışmalar yürütecek. Öte yandan Körfez sermayesi Erdoğan'ın hedefi. Bunlardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri, bir tanesi de Katar. Bu ülkelerin bir tanesi daha çok kupon arazilere ilgi gösteriyor. Bir diğeri de haraç mezat. Elimizde ne varsa, işte varlık fonu marifetiyle ne varsa onları almaya ve ucuza kapatmaya çalışıyor. Yani bu ülke tank palet fabrikasının 50 milyon dolara satıldığına tanık oldu. Bakın Gökmen Bey, Türkiye sadece bilmem kaç yılına kiralandı diye iktidar kendini savunuyor. Evet. Camiye biz 30 milyon dolar para ödedik. Londra'daki bir camiye 30 milyon dolar para ödedik. Yani olayın vahametine bakın diye bu örneği söyledim. İtirazım olduğu için değil. İtirazım olduğu için söylemiyorum bunu. Şimdi tabii Erdoğan'ın Londra tefecilerine bir mahkumiyeti söz konusu, öte taraftan Körfez sermayesine bir güvence vermesi lazım. Az önce de konuşuldu. Özellikle Mehmet Şimşek'in Halk Bankası'nı dolandırdığına ya da dolandırmaya çalıştığına dair bizzat Erdoğan'ın ağzından ifadeler duyduk. Bununla beraber Gaye Hanım'ın da devam eden bir davası var ve bu dava ile ilgili çok ciddi iddialar söz konusu. Fakat çok tartışmadığımız bir şey daha var. Bunun toplum tarafından bilinmesi şart. Bir milletvekili olarak benim bunu bilmek mecburiyetim var. Gazeteci olarak sizin bilmek ve kamuoyuyla paylaşmak mecburiyetiniz var. Gaye Hanım ve Mehmet Bey, Körfez sermayesiyle bir ilişki içerisinde oldum bundan önce. Özellikle Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da şeyhlerin ve eşlerinin, ailelerinin finanslarını, paralarını ve fonlarını yöneten bir çalışma içerisinde oldular. Bu çok önemli. Bakın, bunu etik olarak mutlaka ve mutlaka bilmek durumunda olduğumuzu ifade ediyorum. Soruyu siz Turan Bey, rica etsem soruyu bir daha tekrar eder misiniz? Çünkü manşet atabileceğimiz bir soru bu. Diyorsunuz ki Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek, buyurun. Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek, Katar'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde prenslerin ve eşlerinin paralarını ya da fonlarını yönettiler mi? Yani bunların sorumluluklarını alıp bunların paralarına para katmak için bir sorumluluk üstlendiler mi? Bunun için bu ülkelere bundan önce, göreve gelmeden önce defaatle yapmış oldukları ziyaretler var mı? Biz bunu bilmek durumundayız. Eğer böyle bir ilişki varsa, ki iddia ediliyor bu soruyu, onun için soruyorum zaten. Böyle bir ilişki varsa bundan sonra hem Merkez Bankası'nın
hem de Maliye Bakanlığı'nın almış ve alacağı kararlarla ilgili bizim daha dikkatli olmamız ve sorgulamamız gerekir. Ve hemen Merkez Bankası'nın faiz kararının öncesinde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısının hem de Maliye Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirmesi benim açıkçası hem kaygılarımı hem de şüphelerimi arttırıyor. Dolayısıyla bu iki ismin hem Körfez sermayesini hem de Londra sermayesini Türkiye'ye çekebilmek, faiz ne olursa olsun, riski ne olursa olsun, Titan zinciri ne kadar Türkiye'yi tehlike altına atarsa atsın önemli değil. Yeter ki yerel seçimlere kadar bir türbülans yaşatmasın deniyor mu? Erdoğan'ın vizyonu bu yönde mi? Yoksa Erdoğan asla ve asla "Nas böyle emrediyor, sana bana ne oluyor" dediği bir tezden vazgeçmezdi. Bu sebeple bizim bu isimlerin daha önceki çalışmalarını bilmek gibi bir mecburiyetim var. Ben İngiltere'de hekimlik yaptım 10 küsür sene İngiliz sağlık sisteminde NHS'te. Ben göreve başlarken birçok sınavı geçtim. Bütün diplomalarım onaylandı. Dil sınavları, yazılı, sözlü. En sonunda İngiliz sağlık sistemi bana ne dedi biliyor musunuz? "Ey Turan Çömez, Türkiye'deki bütün mesleki hayatının detaylarını bilmek istiyoruz. Türkiye'de herhangi bir hatan oldu mu, bir malpraktisin oldu mu, bir soruşturma geçirdin mi, bir yanlış yaptın mı? Bunları bilmek zorundayız." Demedi adamlar, kendi ülkesinde yapmış, bana ne, kendi ülkesinde olan şey beni ilgilendirmez demedi. Biz seni bilmek istiyoruz, biz sana hasta teslim edeceğiz. Siz şimdi Türkiye'nin parasını, Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğiniz insanların birine Halk Bankası'nı dolandırdı derseniz, bu iddiayla karşımıza çıkarsanız, öteki de Amerika'da bir davada çalıştığı bankayı dolandırdığı ve mudilerini dolandırdığı iddiasıyla soruşturma geçiriyorsa, ki bugün para aradığınız Körfez sermayesinin daha önce bunların fonlarını yönettiği iddiası varsa, ben bunu sormak zorundayım. Peki. Dolayısıyla Türkiye ekonomik olarak çok ağır bir tehdit altında. Bugün belki çevrilebilir ya da yönetilebilir ama önümüzdeki günlerden itibaren bu risk giderek artacak. Bugün alınan tüm kararlar, bu faiz artışları ve dövizdeki bu artış Türkiye'nin geleceğini önemli ölçüde riske ediyor. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal durum ve mültecilerin de getirdiği risk de korkarım çok daha büyük tehditlere karşı karşıyayız Gökmen Bey. Peki sayın seyirciler, şu an itibariyle %5'in üzerinde değer kaybı var Türk lirasında. %5,5 düzeyinde şu an itibariyle. Yani 25'e ramak kaldı, 25 TL olmasına ramak kaldı. Ve de hani eskiden bunlar devalüasyon olarak adlandırılırdı. O fiili olarak işte devalüe ediliyor. Bir gün %7 geçen hafta, şimdi bir günde %5'in üzerinde ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Öner Hocam, size bu dilimde veda edeceğiz. O yüzden şu konudaki son yorumunuzu rica edeyim. Bakın, yeni yeni ekonomistler keşfediyoruz hocam. Çok şanslıyız Türkiye olarak. Hakikaten ekonomist fışkırıyor. Yani öyle bir cevher var. Mesela Haluk Bayraktar şunu yazmış. Diyor ki enflasyon diyor sosyal adaleti, huzuru bozar diyor. Beşiğinde mama bekleyen bebekten hasta yatağında ilaca ulaşmaya çalışan yaşlı vatandaşımıza kadar hepimizin hayatını olumsuz etkiler. Evet, doğru. Faiz ise sadece bankayla iş yapan kişileri ve işletmeleri ilgilendirir diyor. Yani bizi ilgilendirmez diyor Öner Hocam. Nasıl, iyi bir ekonomist değil mi? Ben kendisini tanımıyorum. Yani o yüzden nasıl yorum yapacağımı da bilemiyorum. Ama söyledikleri deli saçması. Yani böyle bir şey olmaz. Yani zamanında da bir yetkili sanırım değil mi, bir ana akım televizyon kanalında çıkıp doların artışıyla ilgili sorulan bir soruya "siz dolarla mı maaş alıyorsunuz" gibi Albayrak bir şey söylemişti. Berat Albayrak Ahmet Hakan'a sormuştu. O da "yo, hakikaten almıyorum ya, hakikaten benimki de soru" demişti. Yani. Maliye Bakanı'ydı. Benimki de soru demişti yani. Evet, yani zaman zaman yetkililer bunu bu tip şeyleri yapıyorlar ama vatandaşa da sorduğunuz zaman işte bazı vatandaşlar çıkıyor işte "ben" diyor "Türk lirasıyla harcama yapıyorum" diyor. Şimdi bu faiz meselesi de öyle. Yani dolar biliyorsunuz dövizle benim işim gücüm olmaz diyebilirsiniz ama dövizin bizim gibi ekonomilerde insanlara bir doğrudan etkileri vardır, bir de dolaylı etkileri vardır.
Siz dolarla aldığınız, sattığınız bir şeyler olabilir. Doğrudan muhatapsınızdır ve sizi ilgilendirir doların değeri. Ama hayatınızda TL kullanıyor olsanız bile, yani bu beyefendinin söylediği konuya adapte edersek, herhangi bir şekilde siz bankalarla ilişki içerisine girmeseniz bile o faiz eninde sonunda sizi bulur. Şimdi bu beyefendi şu gerçeği de ihmal etmiş anladığım kadarıyla. Türkiye'de efendim biz bu faiz ve kur politikalarına çok angaje olduğumuz için meselenin asli tarafını göremiyoruz. Türkiye'de gelirler politikası artık iflas etmiştir. Yani 20 yıllık süre içerisinde AKP döneminde izlenilen bir politika vardı. İnsanlara yeteri kadar gelir vermeyeceksin, gelirlerini düşük tutacaksın ama insanlara aynı zamanda refah sağlayacaksın. Bu nasıl olacak? İnsanların borçlanabilmesine imkan yaratacaksın. Kredi kartlarına imkan yaratacaksın. Sistem bu sistemdi. Düşük gelir ama yüksek borçlanmayla, işte Türkiye ekonomisinde ciddi bir borç sorunuyla biz karşı karşıya kaldık. Şimdi bu beyefendi bu kısmı ihmal ediyor. Siz ne kadar buna inanıyor olsanız bile Türk vatandaşı şu an için krediyle hayatını devam ettiriyor. Çünkü mevcut gelirleri yetmiyor. Siz farkındasınız herhalde. Mesela akademisyen, genç akademisyen arkadaşların feryatları var. Diyorlar ki aldığımız araştırma görevlisi maaşıyla İstanbul'da biz kiralık ev bulamıyoruz diyorlar. Bunlarla geçinemiyoruz diyorlar. Bu insanlar nereden gelir elde edecekler? Keza Gökmen Bey, tekrar ilgili beyefendiyle ilişkiniz varsa onun dikkatine sunun lütfen. Ben kendisinden bugün, Öner Hocam, ben kendisinden bugün haberdar oldum bir arkadaşımın hatırlatmasıyla. Anladım. Seçim sürecinde, bu en son seçim sürecinde ilgililer, Merkez Bankamız bir karar almıştı. Nakit avans uygulamasına yasak getirmişlerdi. Ve iki gün geçmeden, daha üzerinden birkaç gün geçmeden nasıl bir hata yaptıklarının farkına vardılar. Onların amacı insanların nakit avanslar üzerinden elde ettikleri kredilerle dövize yönelmelerini engellemekti. Ama sonra fark ettiler ki insanlar hayatlarını, tüketimlerini bunlarla finanse ediyorlar. Şimdi Türkiye ekonomisi Türk vatandaşına benzer. Türk vatandaşı borcuyla yeni borçla kapatan bir vatandaştır. Hanelerin gelirleri o kadar düşüktür ki başka yolu kalmamıştır. Türkiye ekonomisi de vatandaşının bir prototipidir. Dolayısıyla Türk ekonomisi de borcunu borçla kapatmak zorundadır. Dolayısıyla o beyefendinin söylediği alakasız, peki, ilgisiz bir konudur. Peki. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir fikri ben takip olsun diye geçen hafta bu konuyu sizinle konuşmuştuk. Tam da bugün yine sizinle konuşalım demiştiniz. Çünkü siz söylemiştiniz. Ben en çok PPK metnine bakacağım demiştiniz. Orada ne yazıyor? Orada kendilerine bir meşru zemin yaratmışlar mı? Dediniz ki alakası yok. Hiçbir meşru zemin yaratamamışlar bu U dönüşleri için. Ben onu aynı zamanda bu haftaki yazıma da konu edindim. Dolayısıyla tamam, hafta sonu onu yazacağım. Peki. Çok teşekkürler hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Rica ederim. Turan Çömer'le devam edeceğiz sayın seyirciler. Bir izleyicimiz demiş ki Mehmet Namlı, Gökmen Bey tevekkeli değil, asgari ücreti Perşembe'ye kalmadan açıklanır diyerek alelacele Salı günü açıkladılar. Onur Yıldırım diyor ki diplomalı bir finansçı olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Bu millet Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan'a ne kötülük yaptı da bu millete bu sıkıntıları yaşatıyorlar. Ülkede milletimiz de bu kötülükleri hak etmiyor. Ekonomi can yakmaya devam ediyor demiş. Sayın seyirciler, birazdan çok önemli başka bir takım konuları da ele alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Siyaset bilimci Profesör Doktor Mithat Baydur da bize bir mesaj göndermiş. Diyor ki yabancı bankalar faizde önemli bir artış olacağı ve bu artışla dolar fiyatının hızla düşeceği kurgusuyla
açığa Türk lirası mevzilendirdiler. Faiz artışı düşük gelince hepsi dolara yüklendiler. Yani hem faiz arttı hem dolar arttı hem de enflasyon artacak. Hele Merkez Bankası'nın özerkliği tartışılır hale gelirse Türkiye ödemeler dengesi krizine gider. Şimdi enflasyon yükselecek, cari açık büyüyor. Bu durum asıl bir ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye bir inat uğruna 200 milyar dolarını döviz baskılamaya harcadı. Ülke bir deney sahası oldu. Kim verecek bunun hesabını? Yazık diyor Mithat Baydur Hoca. Evet, az önceki konuyu kapatıyoruz ama kapatırken bir son bir yorum yapmak istiyor Salim Şen. Onu dinleyelim. Ondan sonra İyi Parti kurultayını konuşacağız. Bakın geldi çattı işte hafta sonu İyi Parti'nin kurultayı. Turan Çömez'e sorularımız olacak. Turan Çömez'in Sağlık Bakanı'nı terleten soruları var. Bunları gündeme getireceğiz. Ve bir de Turan Çömez Meclis Genel Kurulu'nda bir ne diyelim hani yurt dışına gitmek zorunda olduğu için bu Ergenekon balyoz kumpası esnasında çok haksız bir muameleye maruz kaldı. Onu da birazdan konuşacağız. Buyurun Salih Bey. Şimdi bir şeyi atlıyoruz yani birkaç şeyi. Ya ülke ilk defa bu ülkede Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu duyunu umumiyenin ilanıdır aslında. Borçlar İdaresi'nin geçmişte yani yabancıların buraya gelip borçlarını garanti altına almak için neredeyse idareye el koydukları yani bir vesayet makamı oluşturdukları o duyunu umumiyenin bugün üstü kapalı ilanıdır. Borçlar Genel Müdürlüğü kurulması bu böyle bir rezilliği de bu ülke yaşadı. Bir de şeyi sadece bakın 24.88 yazıyoruz altta 25 lira yazıyoruz. Günde işte %5, 5.5 kaybetti diyoruz. Rakamlarla geçiştiriyoruz. Hiç şeye bakmıyoruz. Şu bizim hazine var ya hazine garantili projeler. Şu anda ya bugün sadece bugün hazine garantili projelere ödeyeceğimiz rakam bugün bu kur farkı nedeniyle 10 milyar dolar arttı 4 saat içinde. Fazladan 10 milyar evet. dolar ödenecek. 10 milyar dolar bu müteahhit gruplarına hani bu efendim yol geç şey araba geçiş Hı-hı. hasta garanti garantili araba projeler. Garanti şu garanti bu garanti üzerinden bu fakir milletin alın terinden kısarak üzerlerine daha fazla vergi, daha fazla pahalılık, daha fazla efendim servetlerinden alınarak ödenecek para 4 saat içinde 10 milyar dolar arttı. Yani 250 milyar lira açıktan para ödeyeceğiz. Peki kur korumalı mevduat 2.4 trilyon lira şu anda. O da bundan %5 kayba girdi. Bir 100-120 trilyon açıktan oraya fazladan para ödeme durumunda kalacağız. Yani olay sadece aşağıda 25 lirayı gördük. Efendim biraz önceki o tırnak içerisindeki profesörün izah ettiği gibi. Efendim, profesör değil o ya. Ekonomist pardon. Ekonomistin. Ekonomist de değil. Neyse o. O kimse. Yani ya da iktidar çevrelerinden de böyle evet. propagandalar Tabii çok yapılıyor. Birisi zaten yani. Yani bunun ne önemi var kardeşim? Yani dolar yükselir. Kapattıkları bu. Siz bunu kapatırken ve şu anda açıkladığınız asgari ücret, demin de konuştuk, 460 dolar seviyelerine inerken, bakın ne oluyor biliyor musunuz? Ya bir asgari ücretli bugün bir gün eşittir bir kilo peynir karşılığı çalışıyor. Ya bir gün çalışarak sadece bir kilo peynir alabiliyor. 30 kilo peynire bir ay çalışıyor. Bir gün çalışarak yarım kilo kıyma parası kazanabiliyor. Ve işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Ülkedeki bütün meslek sahibi neredeyse ünvanlı yani bizim beyaz yakalı dediklerimiz asgari ücret düzeyine hızla düşen dolar karşılığı bir maaşa mahkum yaşamaya. Yoksullukta birleşiyoruz. Evet yoksullukta birleşiyor. Olay sadece 25 lira falan değil. Yani bir ekonomistin tırnak içerisinde ben ekonomistim diyenin
tırnak içerisinde dinimin emirlerini yerine getiriyorum diye sadece bir egoyu, dilimi değil, bir egoyu, egosunu bu ülkeye dayatan bir anlayışın işte 5 sene sonra bu ucube rejimde bu ülkeyi getirdiği nokta burası. Peki. Evet, şimdi geçelim İyi Parti'de neler oluyor. Sayın seyirciler, hafta sonu kurultayı var İyi Parti'nin. Şimdi bu kurultaya nasıl gidiyor İyi Parti? Baktığımızda Meral Akşener dışında bir aday çıkacak gibi görünmüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında. Ancak bu geçen birkaç haftalık süre içerisinde İyi Parti'den istifalar oldu. Aytun Çıray istifa etti, Ahat Andican istifa etti. En son işte Taylan Yıldız istifa etti. Ve bir yandan da mesela şöyle haberler çıkıyor. Efendim Akşener Millet İttifakı'ndan ayrıldığını açıklayacak. Sert bir üslup kullanacak ve kurultayda yaptığı konuşmayla Millet İttifakı'na tavır alacak. Artık yokum diyecek. Acaba öyle mi? Bu konu neden önemli? Bu konu şu açıdan önemli. Mart'ta yerel seçim. 9 ay var. Ve bu yerel seçimde hani İyi Parti, CHP arasında yine bir işbirliği olacak mı, olmayacak mı? Bu çok önemli bir konu. Bu pek çok büyük şehrin elde tutulup hatta belki birkaçının daha alınmasıyla ilgili bir konu ya da başka bir senaryoda onların da elden kaybedilmesiyle ilgili bir konu. Turan Bey, bu açılardan bize neler söylersiniz kurultay öncesi bu gündemle ilgili ve kurultaya yönelik bizimle paylaşabileceğiniz unsurlar? Çok teşekkür ederim Gökmen Bey. Cumartesi günü kurultayımız var. Bütün arkadaşlarımız heyecanla bu günü bekliyor. Bu olağanüstü bir kurultay değil, olağan kurultay. Seçim öncesinde bütün ilçelerde ve illerde kongrelerimiz yapıldı, delegelerimiz seçildi ve seçimden önce ilan edilmiş bir tarih olarak biz cumartesi günü kongreye gidiyoruz. Niye böyle bir zaman dilimi seçildi? Önümüzde bir yaz dönemi var. Bu yaz dönemini hepimiz kendi seçim bölgelerimizde, arta kalan zamanlarımızda diğer illerde geçirerek çok yoğun bir saha çalışması yapacağız. Keza Sayın Akşener'de bütün illeri tekrar dolaşarak bir reorganizasyon ve yeniden önce yerel, daha sonraki genel seçimler için bir perspektif, bir vizyon ortaya koyacak. Dolayısıyla bu doğal bir süreç, olağan bir kongre. Önce bunun altını çizeyim. Öte yandan bu kongrede çok sıra dışı bir sonuç beklemek hatalı olur. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir adaylık yok. Tabii o kongre günü belli olur. Bir aday olur mu? Olursa şansı ne olur? O gün onu göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Yani sahayı bilen birisi olarak, İyi Parti delegelerini tanıyan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Sayın Akşener'e büyük bir güven var sahada ve özellikle İyi Parti teşkilatlarında. O bakımdan kendisinin liderliği konusunda bir tartışma söz konusu değil. Ama tabii aday çıkma konusunu biz diğer partiler gibi bir tartışma konusu yapmıyoruz. Bunu bir kızgınlık, öfke ya da kırgınlık olarak değerlendirmiyoruz. Demokrasinin bir zenginliği olarak görüyoruz. Bir adayımız olursa tabii ki onun da yarışması partimiz adına demokratik bir kazançtır. Ama böyle bir gündem yok ve olsa da yine benim delegelerden edindiğim kanaat böyle bir şans olmadığı çok net belli oluyor. Dolayısıyla işin bu kısmını izninizle açıklamış olayım. Öte yandan istifalara değindiniz. Tabii önemli bunlar. İstifa eden arkadaşlarımızın hepsi son derece kıymetli. Benim de yakinen tanıdığım, birlikte çalışmaktan mutlu olduğum arkadaşlarımız. Ancak bir siyasi partiye üye olmak ne kadar partiyle yollarınızı ayırmak da o kadar doğaldır. Bütün siyasi partilerde süreçtir. Bu AKP'de oldu. Kurulduğu günlerden itibaren AKP'de yüzlerce, binlerce insan istifa etti. Bugün Erdoğan'a bakın, ilk yola çıktığı günden bugüne o günlerdeki hiçbir ismin yanında olmadığını görürsünüz. Bu bir kan değişimi olarak değerlendirilebilir, ayrışma olarak değerlendirilebilir ya da kişiler kendi siyasal anlayışlarını partide temsil edemeyeceklerini görüp yollarını ayırabilirler. Ama güzel olan şu, arkadaşlarımız
Tabii kendileri kendi perspektiflerinden bir eleştiri yaparak ayrılıyorlar. Bu da çok anlaşılır bir şey. Ama bunu çok doğal karşılamak lazım. Bize yollarınız açık olsun demek ve bu istifaları saygıyla karşılamak lazım. Siyaseten çok bir önemi yok, çok bir karşılığı yok. Tabanda bir karşılığı yok. Bu itibarla tabii ki bunları konuşmak önemli siyasi programlarda ama bizim partimiz açısından çok kayda değer ya da dikkate alınacak istifalar değil. Bunun vurgusunu yapayım. Tabii kongrede ne çıkacak? Bu bütün siyaset çevrelerinde merakla beklenen bir konu. Bazı gazeteci arkadaşlarımız Sayın Akşener'in konuşmasında yapabileceği muhtemel vurgulardan söz ettiler. Bunlar sadece bir tahmin Gökmen Bey. Onun ötesinde bir bilgiye dayanmıyor. Önce şunu söyleyeyim. Bizim Millet İttifakı olarak teknik ve hukuki birlikteliğimiz bitti. Cumhur İttifakı'nın da bitti. Bu yasal bir süreçti ve seçimin akşamında bu teknik süreç ya da hukuki süreç tamamlandı. Ama bizim siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Bu birlikteliğin önümüzdeki haftalarda, aylarda neye evrileceği ve yerel seçim öncesinde nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerin konusu. Ama bunu samimiyetimle söyleyeyim. Az önce programın ilk bölümünde nasıl Erdoğan'ın yerel seçimleri önemsediğini, bununla ilgili birçok ekonomik riski de üstlendiğini vurguladıysak ki yerel seçimler bir dönüm noktası olacak. O seçimlerde ortaya konacak performans, elde edilecek belediyeler ve oy oranı bir sonraki seçimlerin zeminini oluşturacak. Biz bunun tabii ki farkındayız, sorumluluğumuzun farkındayız, ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bu konuda gerekli özveriyi ve siyasi çalışmaları yapacağız. Şu anda masada bütün alternatifler var. Tek başımıza gitmek, birlikte gitmek, koalisyon olarak gitmek, bazı yerlerde ittifaklar oluşturmak hepsi söz konusu. Ama ana hedefin yerel seçimlerde maksimum performans, en yüksek oy oranıyla hem partimizi hem de ittifakımızı temsil edebilmek ve güçlü bir şekilde bir sonraki seçimlerde şimdi yaşadığımız sorunları ve dramları yaşamadan yolumuza devam etmek ve Türkiye'ye umut olabilmek. O bakımdan önümüzdeki dönemin kararları bu perspektifte verilecek. Bütün alternatifler, bütün opsiyonlar masada ama şunu samimiyetimle ifade edeyim. Hem büyükşehir belediyelerin hem diğer belediyelerin, il ilçe belediyelerin hem de oy oranı olarak en yüksek oyun alınabilmesi için her türlü çabayı ortaya koyacağız ve her türlü teması, görüşmeyi, birlikteliği tartışacağız. Yani Ankara gibi, İstanbul gibi ve daha da sıralayabileceğimiz diğer büyük şehirlerin iktidara kaptırılmaması CHP için olduğu kadar bizim için de çok önemlidir şeklinde bir tavır içinde misiniz Sayın Çömez? En az CHP kadar bizim için de önemli. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Dolayısıyla bu sadece bir belediyenin alınması ya da belediyenin kazanılması meselesi değil. Bu yerel seçimlerin önümüzdeki dönemde yapılacak genel seçimlere siyasal yansımalarının ne kadar ciddi olacağını biliyoruz. O bakımdan bu sorumlulukla hareket edeceğiz, bu ciddiyetle hareket edeceğiz ve çok daha erken görüşmelere, müzakerelere başlayıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim akşamı sonuçlar daha netleşmeden Erdoğan'ın İstanbul'a atıf yapması, belediyeler için kolları sıvıyoruz demesi, keza NAS tezlerinden vazgeçip faiz artırımına giderek para arayışlarına girmesi ve Türkiye'yi yerel seçimlere kadar bir ekonomik türbülanstan koruyarak yeniden yerel seçimlerde iktidar yolunu açma çabası olayın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Hepsinin farkındayız. Bütün bunların stratejik çalışmalarını tabii ki yapacağız. Bu mesele sadece CHP'nin meselesi değil. Bu mesele Türkiye'nin meselesi. Tabiatıyla İYİ Parti'nin meselesi. Ve burada şüphesiz bizim partimiz kendi açımızdan, siyasal perspektif açısından çok önemli. Ama Türkiye'nin önümüzdeki dönemde umudu olabilmek açısından bu sorumlulukla hareket edip yerel seçimlerde bu çalışmaları ona göre yapacağız. Peki bu süreç içerisinde mesela bazı izleyicilerimiz diyor ki pek Akşener'i göremedik diyor medya görünürlüğü anlamında, kamusal alandaki görünürlüğü anlamında pek konuşmadı, epeydir bir sessizlik içerisinde. Acaba bu kurultay sürecinden mi kaynaklanıyor, kurultaydan sonra mı biraz daha yüksek bir şekilde Akşener'in sesi işitilir ve duyulur olacak? Çok haklı bir soru. Teşekkür ediyorum bunu soran izleyicimize. Sayın Akşener biliyorsunuz seçim akşamı canlı yayında basınla buluştu, toplumla buluştu ve açık sorular
da izin vererek aslında bütün samimiyetiyle seçim sürecini değerlendirdi. Onun ardından bizlerle, danışmanlarıyla, baş danışmanlarıyla, divan kuruluyla, genel idare kuruluyla, milletvekilleriyle, il başkanlarıyla, parti yöneticileriyle müteaddit defalar toplantılar yapıldı. Seçime dair geri bildirimler alındı, siyasal analizler yapıldı. Bununla ilgili çok yoğun çalışmalar yaptık aslında. Bu süreç oldukça hummalı bir çalışmayla geçti. Yine takdir edersiniz ki kongreye hazırlanmak önemli bir süreç. İllerin talepleri var, milletvekilleri. Milletvekillerinin yoğun ilgisi var. Birçok arkadaşımızın yoğun ilgisi var. Dolayısıyla onların düzenlenmesi için Sayın Akşener hem genel merkezde hem de kendi özel çalışma ofisinde yoğun çalışmaları sürdürdü. O bakımdan basına belki yeterince zaman ayırlamamış olabilir ama seçimin hemen ardından bütün Türkiye çok yoğun bir İYİ Parti çalışmasına tanık olacak. Sanıyorum 2 veya 3 hafta daha var parlamento çalışması önümüzdeki dönemde. Hemen onun bitiminden sonra biz sahada olacağız. Kendi illerimizde ve diğer illerde olacağız ve Sayın Akşener de bütün illeri tekrar dolaşarak seçim startını, özellikle yerel seçim ve reorganizasyon startını verecek kendileri. Peki. Kurultayla ilgili son sorum Sayın Çömez. Yine çıkan haberlerden biri işte bundan sonra, kurultaydan sonra bir işte milliyetçi çizgide üçüncü yol olarak devam edecek. Tabii bunu, bu kulis haberlerini yazanlar bunun tam olarak ne anlama geldiği konusunda çok detay vermiyorlar. Ben de açıkçası çok anlamıyorum. Yani ne demek milliyetçi çizgide bir üçüncü yol vesaire, ama en azından şöyle sorayım. Yani hep konuşulan bir şey vardı İYİ Parti için. İYİ Parti tamam milliyetçi hareketten çıkmış bir parti ama hani merkez sağda kaptırmamaya çalışan bir parti olmalı diye yorumlar yapılırdı. Ne dersiniz, bu kurultayda bu açıdan bir şey var mı? Bir kilometre taşı olacak mı? Çok teşekkür ederim. Bu da çok önemli bir soru. Evet, İYİ Parti'nin kuruluş felsefesine baktığınızda o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış bir grup arkadaşımız ve başta genel başkanımız da kurulmuş olan bir partiydi. Ve çok zor şartlar altında, çok ağır engellemelere rağmen kurulabilmiş ve varlığını sürdürebilmiş bir partiydi. Biz bir kere açıkça şunu söylüyoruz Gökmen Bey. Laik, demokratik hukuk devletine biz sonuna kadar bağlıyız. Bu felsefeden, bu inançtan ödün vermiyoruz. Demokrasinin kurum ve kurallarının işlediği gerçek bir Türkiye vizyonuna sahibiz. Türkiye'nin tamamını kucaklıyoruz. Türkiye'de yaşayan her bir ferdin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğuna inanıyoruz. Demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına sonuna kadar bağlıyız ve Türkiye'nin tamamını kucaklayacak bir merkez siyasetini temsil etme iddiasındayız. Birçok program yaptık sizinle, birçok açıklamalarımız oldu. Hep bu perspektifte, bu çerçevede siyaset yaptık. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan'ın da vizyonu bu yönde. Çünkü Türkiye'nin çözümü, Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir merkez siyasette, tabiatıyla milliyetçi bir arka plandan gelen partimizin de merkez ve merkez sağ çizgide siyasetinin biz çözüm olduğunu düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Özellikle son dönemde partimize katılan isimlerin de bu siyasal anlayışın temsilcileri olduğunu da biliyoruz. O bakımdan bu yorumları saygıyla karşılıyorum. Tabii ki bu değerlendirmeler bizim için önemli ama partimizin vizyonu çok net. Türkiye'nin tamamını kucaklayan, doğudan batıya, kuzeyden güneye, herkesi kucaklayan, bütün anlayışları bağrına basan merkez ve merkez sağ siyasetin temsilcisi olacağız önümüzdeki dönemde. Peki, meclisteki konuşmanız vardı. Biliyorsunuz red gelip duruyor Schengen başvurularına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurularına. Siz bir konuşma yaptınız orada ve bunun araştırılması gerektiğini savundunuz. Bunun nereden kaynaklanıyor? Çünkü sığınmacılar meselesiyle de ilgili bir boyutu var. Sizden sonra bir Adalet ve Kalkınma Partili isim çıktı. Bir vekil çıktı, özür dilerim. İsim derken şey yapmak adına değil, küçümsemek adına değil. O hazır mı arkadaşlar? Bakın nasıl yüklendi Turan Çömez'e. Yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var. Bu ülkenin demokrasisine laf etmeden önce gel gel gel, bak demokrasi böyle oluyor, gel. Kestik mi sözünü? Kestik mi senin sözünü? Sen utan sen. Çıkıp dolaşırken oralarda gezerken bir şey yoktu. Böyle bayağı sallayıp olmuyormuşlar. Bu konuşmayı ben kesintisiz bir şekilde de izledim. Yani çıkıyor bir merhaba demesinin hemen peşinden daha hani 30 saniye bile geçmiyor. Bir anda bir hararetleniyor beyefendi.
Nereden ateş aldın o kadar? Bir daha bir izleyelim. Yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var. Bu ülkenin demokrasisini laf etmeden önce gel 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 bak demokrasi böyle oluyor gel. Kestik mi sözünü? Kestik mi senin sözünü? Sen utan sen. Çıkıp dolaşırken oralarda gezerken bir şey yoktu. Kimlerin milletvekili olabileceğini de bu kişi belirliyor. Diyor ki yurt dışında çıkıp diyor dolaşıp yani, diyor. Turan Bey'e söylüyor bunu. Tabii, yani. Tabii. Yurt dışında çıkıp diyor dolaşıyor. Yani Turan Bey yurt dışına çıkmış efendim. Ortada hiçbir sebep yok. Yani Türkiye'de bir Ergenekon balyoz kumpası yok. Efendim Turan Bey demiş ki ya ben bir yurt dışına çıkayım da şey yapayım. Ondan sonra gerçi para mara da alamayacağım bu şekilde. Bütün el konuldu mülklerime vesaire şu bu. Parasız da kalacağım. Orada zor günler ama ben bir çıkayım dolaşayım. Ondan sonra gelirim buraya vekil olarak. Turan Bey, sizin yaşadığınız süreci biz kaç defa ele aldık pek çok vesileyle yayınlarda. Ne hissettiniz bu kişi bunları söylerken? O kaç yıl bir anda aklınızdan geçti mi? Kaç yıl? Şimdi bunların hepsi tabii aklımdan geçti. Yaşadığım her şey gözümün önünden geçti ama bundan önce bir değerlendirme yapmak istiyorum Gökmen Bey izninizle. Cumhuriyet Halk Partisi bir meclis araştırma önergesi verdi. Çok önemli bir önergeydi. Bu önergede dendi ki, son dönemde Schengen vizelerinde ciddi geri dönüşler var, ciddi redler var. Keza diğer İngiltere ve ABD vizelerinde de aynı şey söz konusu. İnsanlar mağdur oluyor. Bunun sebebi nedir? Niye insanlarımız eskisi gibi kolay vize alamıyorlar? Gelin bunu araştıralım. Bir parlamento araştırması yapalım, bir komisyon kuralım. Bunun teker teker nedenlerini araştıralım ve çözüm bulalım buna. Bundan daha doğal bir şey var mı? Bütün insanlarımız, yurt dışına gitmek isteyen akademisyenler, sanatçılar, iş adamları vize kuyruklarında bekliyor ve vize alamıyorlar. Bunu araştıralım dedi ve biz de parti olarak destek verdik. Ve ben de partimiz adına çıktım, grup adına bir konuşma yaptım. Tabii ki bu konuşmayı yaparken bu sürecin sorumlusu olan iktidarı eleştirdim. Niye? Çünkü bu iktidar döneminde Türkiye'nin demokrasi kültürü yerle bir olmuş, Türkiye'nin ekonomisi sorgulanır hale gelmiş, Türkiye bir mülteci işgali altına girmiş ve Türk milleti, Türk halkı iltica etmeye başlamış. Bakın, geçen yıl 21 bin kişi Meksika sınırından Amerika'ya göç etmiş. Oradan iltica etmişler. Hayatlarını tehlikeye atarak, duvarlardan atlayarak iltica etmişler. Meksika bizden vize istemediği için İstanbul'dan Meksika'ya uçuyorlar. Oradan oradaki çetelerle anlaşıp yüksek paralar verip Amerika'ya iltica ediyorlar. Sadece geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerine 50 binden fazla insanımız iltica etmiş. 17 yaşında çocuğumuz Erasmus programı için İtalya'ya gidiyor ve Türkiye'ye geri dönmüyor. Bu çocuğun iltica etmek aklına nereden geliyor? Bu yavruların, bu gençlerin hayalleri çalındığı için, umutları kalmadığı için yurt dışına iltica ediyorlar. Bakın geçtiğimiz ay İngiliz İçişleri Bakanlığı resmi bir rapor açıkladı. Bu raporda son 1,5 ay içerisinde Türkiye'den Avrupa'yı geçerek, daha sonra da Manş Denizi'ni geçerek Birleşik Krallığa iltica eden insan sayısı 389. Ve bunlar demişler ki biz artık deprem nedeniyle yardım da göremiyoruz, ciddi mağduruz. İngiltere'ye iltica etmişler. Bütün bunlara baktığında Avrupa kendi perspektifinden haklı olarak bu kadar çok ilticanın yaşandığı bir dönemde 10 milyonu aşkın bir mültecinin Türkiye'de var olduğu ve isimlerini bir tuşla bir tıkla değiştirebildikleri bir atmosferde ben kendi önlemimi alırım diyor. Öte yandan 2013 yılında Türkiye bir geri kabul anlaşması imzalandı ve bu anlaşmanın ardından da Avrupa ile bir sözleşme yapıldı. Dendi ki vize serbestliği diyaloğu başlatılacak. Tüm bunları anlattık, tüm bunları sorguladık. Dedi ki bakın Türkiye itibar kaybediyor. Bu gerekçelerle Avrupa, Amerika ve İngiltere Türkiye'ye vize vermekten imtina ediyor. Çok daha dikkatli davranıyor. Gelin bunu araştıralım. Tabii bunu cevaplayabilecek, buna dair söyleyebilecek bir sözü olmadığı için bu AKP'li arkadaşların her zaman olduğu gibi bu öfke dilini, bu nefret dilini, bu kavga dilini tercih ettiler. Ve buna dair herhangi bir açıklama yapmak yerine saldırmaya başladılar. Tabii konuşmayı ben yaptığım için, bu eleştirileri ben yönelttiğim için utanmadan, sıkılmadan seçilerek gelmiş bir milletvekiline bu haksız,
hakarete varan ifadeleri kullandılar. Bu da aslında önümüzdeki dönemde AKP'nin nasıl bir üslup belirleyeceğini, nasıl bir tarz belirleyeceğini gösteren bir fotoğraftı. Yoksa meselenin kişisel boyutu benim için önemli değil. Ben bir AKP zulmü münasebetiyle, AKP ile FETÖ'nün el ele olduğu bir dönemin zulmünü yaşamış ve bundan dolayı 12 yıl sürgünde çok ağır dönemler geçirmiş biri olarak yeniden ayağa kalktım. O ülkede hekim oldum. Genel cerrahi uzmanı oldum ve millet takdir etti. İyi Parti'ye katıldım ve oradan yeniden milletvekili oldum. Bugün milletimi temsil ediyorum. Buna tahammül edemediler. Bunu hazmedemediler. Söyleyecek sözü olmadığı için benim söylediklerimi savunabilecek ya da bunu çürütebilecek ya da bununla ilgili konuşabilecek lafı olmadığı için işte bu görmüş olduğunuz agresif şahıs kalktı. Oradan millet kürsüsünden hakarete varan söz serf etti. Bu da tabii kendi takdiridir. Milletin gözünün önünde cereyan eden bu olay milletin takdirine havale ediyor. Peki. Dediğiniz gibi yani kişisel boyutuyla ele almadık zaten biz de bunu gündemimize. Şu boyutuyla ele aldık. Yani Turan Çömez'e diyor ki gitmiş diyor yurt dışında dolaşmış gelmiş milletvekili olarak meclise girmiş. Yani o sürecin az önce Turan Bey'in söylediği gibi cemaatle Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki bir işbirliğinden kaynaklı bir kumpas sürecinin mağduriyeti hiç aklına gelmiyor beyefendinin. Ne diyorsun Sarp? O onun için zaten hiç önemli değil. Yani biraz şöyle eşeleseniz, biraz şöyle şey yapsanız neler bulursunuz, neler bulursunuz orada. Şimdi Turan Bey için işte yurt dışında gezip sonra bu kürsülere gelenler diyor. Yani bir milletvekilinin kim olabileceği, kimlerin olabileceği hususunda da üstenci bir şeyi belirleme hakkını sanki onu da kendisinde tutuyor. Ama ben sonra mesela bu beyefendi, bu milletvekili beyefendi hangi nitelikleriyle milletvekili olmuş kendisi? Ya bu, millet seçmiş, AK Parti hayır, aday göstermiş. Şey, hangi nitelikleriyle aday olmuş? Ya bu Erdoğan'ın iki dudağının arasıyla tercih edilmiş gelmiş. Şimdi bundan daha önemlisi Turan Bey biraz önce dedi ki ya bu Schengen vizesinin işte toplum artık o hale geldi ki insanlar vize alamıyor. Şimdi çok eskiden efendim şeye bakarlardı. İşte herhangi bir işi yoksa burada işte bir malı mülkü şusu busu yani bir aidiyeti yoksa yani genellikle o ölçülere dikkate alıp Avrupa Birliği ülkeleri işte bu kişilerin iş gücüne katılmak maksadıyla gelip iltica edebilecekleri düşüncesiyle vize vermezlerdi. Şimdi geldiğimiz noktada bırakın yoksulu, bırakın işsizi, bırakın fakiri şunu bunu. Ya şu anda sanatçılar, iş adamları, okumuşlar, mühendisler, meslek sahibi insanlar alamıyor. Niye? Yoğun bir şekilde bu ülkeden bir iltica talebi, bir göç dalgası, bir o ülkelere kapak atıp oralarda gelecek kurma endişesi taşındığı için. Şimdi bu utanılacak bir şey bu ülke açısından. Ya vize verilmiyor senin vatandaşlarına. Bu vatandaşların hepsi nitelikli insanlar. Gelirleri olan burada, aidiyetleri olan burada, bağları olan insanlar. Şimdi bunun için meclise bir araştırma komisyonu kurulması öneriliyor. Ya bunu bile iktidar kendisine, kendi siyasi alanına bir saldırı algılıyor. Ya aslında tartışılması gereken yer burası. Öyle bir hale geliyor ki gelmiş ki zaten de öyle. Bir kez daha ilan ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi denilen milletvekillerimizin işte gönderilerek milli iradenin tecelli edeceğini düşündüğümüz yer fiili olarak Erdoğan'ın istediği kanunları çıkaracak, istemediği kanunları, istemediği çalışmaları önleyecek bir kuruldur, bir kurumdur. Bu kadar. Ve bu arkadaş, bu milletvekilleri ve bu grup yani iktidar kanadı sabahtan akşama kadar bununla görevli olup bunu yerine getirmeye çalışıyor. Diyorlar ki, hayır kardeşim burada Erdoğan'ın iradesi dışında hiçbir şey olamaz. Burada hiç kimse gelip bir araştırma komisyonu kuramaz, bir soruşturma komisyonu kuramaz. Kendiliğinden bu ülkenin yararına da olsa bunları yapamaz. Bu ülkenin yararına bir kanun çıkaramaz. Bunların hiçbirisi olamaz, hiçbir denetim görevini yerine getiremez. Burası kendi kendine
milletvekili tutuklu şu anda esir milletvekilini bile çıkaramaz. Böyle bir faaliyette de bulunamaz. Bunun için bir eylemsellik de yapamaz. Şimdi bu kadar dar bir alana sıkıştırılmış, adı var kendi yok. Başka hiçbir fonksiyonu kalmamış. Dediğim gibi sadece Erdoğan'ın çıkarmak istediği yasaları otomatikman çıkaracak. Çıkarmak istemediklerini, onun uygun görmediğini de engelleyecek bir kurul. Ya tartışılması gereken yer aslında burası. Turan Çömez'in karşılaştığı şu manzara aslında tam da bu. Yani o milletvekili Turan Bey'in oradaki varlığını, diğer bütün muhalif milletvekillerinin varlığını bu amaç, tırnak içerisinde ona verilmiş bu görev ve amaç için bir saldırı algılıyor, bir tehlike algılıyor. Şimdi o şeye bakmıyor, içeriye bakmıyor. Ya kardeşim bu ne diyor? Evet, böyle bir tehlike yok mu? Ya bu ülkenin insanları Avrupa Birliği ülkelerinden vize alamıyor. Bu sizi hiç mi aşağılamıyor? Bu hiç mi sizin onurunuza dokunmuyor? Bu ülkenin sanatçıları ya, bu sanatçıları ya konser vermek için gidemiyor. Yani bu hiç mi sizi üzmüyor, hiç mi utandırmıyor? İş adamı, öğrencisi, şusu, busu gidemiyor. Şimdi kapılara kadar yığılmış bu ülkeyi terk etmek isteyen binlerce, on binlerce okumuş, kaliteli yani katma değer yaratabilecek bir nüfus böyle gelecek umudunu dışarıda arıyor. Bunun araştırılıp ya bu ülke için bunun nedenleri ortaya konsun, bir çözüm yolu, çözüm önerileri geliştirilsin. Bunun sosyo-kültürel, ekonomik nedenleri ortaya konsun, araştırılsın diye en doğal görevini yerine getirmeye çalışan meclisin bu fonksiyonu muhalif milletvekillerinin iktidara ve Erdoğan'a bir tehlike ve saldırı olarak algılanıyor. Bu refleksle hareket ediyor. Yani şimdi onun ne haddine yukarı dışarıda gezmiş birisi gelmiş bu millet şeyde kürsüde efendim konuşma yapıyor. Senin ne haddine ya? Sen mi belirleyeceksin bunu? Senin nerede gezdiğini ortaya mı koyalım yani? Senin kimlerle beraber olduğunun ölçüsünü mü getirelim? Bunu söylerken yani biz bu konuda bir şey biliyormuşuz gibi. Hayır, bunu mu araştıralım? Evet, yani. Bunu mu araştıralım? Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? İzleyicimiz Naz Boltur demiş ki belki de bu beyefendi Turan Çömez'den daha çok dolaşmıştır diyor. İşte onu söyleyeyim yani. Bunu mu araştırıyoruz diyor. Ölçü bu mu yani? Kim dışarıda dolaştıysa konuşamaz. Efendim bu beyefendi, bu milletvekili beyefendi ölçüleri getirir. Ancak onlar gelip mecliste konuşabilirler. Böyle mi? Peki. Burada hakikaten sayın seyirciler şöyle bir durum var. Belli ki AKP'liler şeyi çok çabuk unutmuş. Ergenekon balyoz kumpaslarının bu ülkedeki yüzlerce insana, yani siyasetçisi, aydını, sanatçısı, askeri, efendim subayı ne acılar yaşattığını, ondan sonra kaç kişinin bu uğurda hayatını kaybettiğini, işte intihar ettiğini vesaire, şu bu. Bunları unutmuşlar. Unutmuyorlar Gökmen Karadağ. Bakın unutmuyorlar. Unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü unutturmaya çalışmaları için kendilerini de unutmaları gerekiyor. Çünkü onun suç ortaklığı. Unutmaya çünkü çok meyilli. Çünkü onun vahitleri bunlar. Evet. Dolayısıyla yani burada bu mağdurlardan birisi de Turan Çömez. Kim ister memleketinden ayrılsın, yıllarca orada sıfırdan işte İngilizcesini öğrensin, uğraşsın. Parası olmadığında parkta yatsın vesaire, şu bu, sıfırdan bir şey hayat kursunu, ayakta kalmaya çalışsın ve sonra da Ergenekon ve Balyoz'un kumpas olduğu efendim cemaatin, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bu kez şey tarafından da, iktidar tarafından sahiplenildi, pardon denildi ve yıllar sonra meclise giren bir isme çok pervasızca böyle bir muamele, bu açıdan benim için önemli, o yüzden gündemimi aldım. Şimdi yayınımızın bu diliminde Polimetre Araştırma Yöneticisi Mehmet Günal Ölçer bizimle birlikte. Sayın Ölçer, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz geçen programda sizin raporunuzdan bazı verileri paylaştık. Onu bir önce hatırlatayım izleyicilerimize. Polimetre 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında çok böyle 180 derece değişmiş sonuçların çıktığı sandıkları şöyle bir mercek altına aldı. Getirelim ekrana, onlardan mesela 7'si vardı orada. Geçen programda da örnek vermiştik. Yani 14 Mayıs'ta çıkan sonuçla 28 Mayıs'ta çıkan sonuç arasında
Hiç alakası yok. Onlardan biri işte burası. Diyor ki 14 Mayıs'ta 10 oy almış Erdoğan, 28 Mayıs'ta 263 oy almış. 14 Mayıs'ta 265 oy almış Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 13 oy almış. Yani Diyarbakır'da efendim 1124 numaralı sandık. Bir başka yine Diyarbakır'dan bir sandık. Orada da 14 Mayıs'ta 18 oy almış Erdoğan, 28 Mayıs'ta 129 oy almış. 14 Mayıs'ta 251 oy almış Kılıçdaroğlu. Efendim, kaçırdım. 251 oy almış Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 141 oy almış. Böyle bu şekilde Şırnak'tan 1208 numaralı sandık. Ondan sonra orada da 14 Mayıs'ta Erdoğan 17 oy almış. 28 Mayıs'ta nasıl olduysa o sandıktan Erdoğan'a 132 oy çıkmış. Kılıçdaroğlu 189 oy almış 14 Mayıs'ta. Oradan 28 Mayıs'ta 87 oy çıkmış. Bakın Şırnak'tan örnek var. Polimer metrenin analizinde Şanlıurfa'dan örnek var. Devam edelim. Diğer şehirleri hepsini tek tek saymayayım. Sadece lokasyon vereyim. Yerini belirteyim yani. Evet. Mardin'den var. Kahramanmaraş'tan var. Bunlar en çarpıcı olan. Ne oldu yani, abi? Şey de çok önemli. Milletvekili seçiminde mesela CHP'nin birinci parti olduğu bir sandık bu. Hı hı. Şimdi böyle bir sandıkta yani 94 oyun Kılıçdaroğlu'ndan azalıp, ya burası CHP'ye oy vermiş, hı hı, bir sandık. Birdenbire 15 gün sonra diyor ki bunlar, biz CHP'den vazgeçtik, Erdoğan'a döndük. Evet. Ya böyle bir geçiş yani mümkün değil. Ha, böyle bir geçiş olabilir mi? İmkansız ya gibi. Ya bir de şimdi şeye sormak lazım. Tam da hani ondan azalıp öbürüne geçme rakamları birebir aynı. Soralım hocamıza. Evet. Hocam, şimdi hakikaten bu örnekler çok çarpıcı. Çok çok çarpıcı. Yani siz yine daha makul bir şekilde ifade etmişsiniz. Yani bu iki anlama gelir. İşte biri bilmem ne demişsiniz. Diğeri de burada seçmenlerin oylarının kontrolünü ellerinde tutmadıkları anlamına gelir. Ben bunu neredeyse imkansız, izahı mümkün değil diye yorumluyorum. O benim şeyim, yaklaşımım. Bu sandıklar ne ifade ediyor ve ne kadar büyüktür bunlar? Yani toplamı anlamında söylüyorum. Bu sandıklar toplamı 650 bine ulaşıyor. Şey, oy toplamı anlamında değil mi? Oy anlamında. Fark toplamı. Hı. Yani Erdoğan lehine oluşan normalden fazla fark toplamı 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında, farkın 5'ten az olduğu sandıkları ihmal ettiğimizde toplamda 650 bine yaklaşan bir meblağla 650 bin oy mu? Oy hocam, sandık değil zaten. 650 bin oy. Yani %1. 650 bin farktaki azalma. İşte 2 milyon farkla kazandığını varsayarsanız Erdoğan'ın, bu durum söz konusu olmasaydı o zaman 1 milyon 350 bine inecekti fark. Ve bu sadece belli ile özgü bir durum değil. Bu gayet yaygın bir şekilde Türkiye'de yapılmış bir durum. İstanbul'da bile örnekleri var. Ankara'da da örnekleri var. Tabii özellikle de Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde var. Bizim daha önceki raporlarımızda Türkiye'de 104 ilçeden bahsetmiştik. Bu 104 ilçe 2017 referandumunda 2,5 milyon üstünde fark yaratan, yani hayırı evet'e çeviren ilçeler ve gene çok büyük bir kısmı oraya yoğunlaşmış durumda bu normal olmayan oyların. Şimdi ben izin verirseniz size Cumhurbaşkanlığı seçiminde normal olmayan sonuçlar hakkında ekran görüntüsü paylaşaraktan yaptığım bazı çalışmalar hakkında bilgi vermek isteyeceğim. Ekranı görebiliyor musunuz? Şu an için biz sizi görüyoruz hocam. Şöyle yapalım mı hocam? Şöyle bir ekran gelmedi mi önünüze? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçlarının değerlendirilmesi diye. Yok hocam, şu an sizin ekranınıza bize yansıyacak şekilde akan bir görüntü yok.
Anladım. Gelmedi demek ki. Peki ben o ekrana bakarak size aktarmaya çalışayım. Buyurun. Türkiye'de binlerce sandıkta bu durum söz konusu. Bunları il il değerlendirdik ve raporumuzda yazdık, gösterdik. Bunun dışında Türkiye'de seçimlerde daha açıklanması zor olan konular da var. Mesela Türkiye'de oy oranlarının değişimine baktığımız zaman son 3 seçimde AKP oylarının azaldığını, Cumhuriyet Halk Partisi oylarının stable olarak gittiğini görüyoruz. İktidar partilerinin oylarının toplamına baktığımız zaman iktidar partilerinden kastettiğimiz AKP, MHP son seçimde Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'dir. Onların oylarında azalma, çok ciddi bir azalma görüyoruz. Ve muhalefet oylarının arttığını görüyoruz. Şimdi hala gösteremiyor muyum ben size ekranımı? Şimdi Mehmet Hocam, ben şöyle bir öneride bulunayım. Sizin bize gönderdiğiniz iki PDF dosya vardı. Evet. O dosyalardan biri yerel seçim senaryolarıyla ilgili. Sayın seyirciler, evet. Muhalefet ne yaparsa yerel seçimde kazanır, ne yaparsa kaybeder. Sağ olsun Mehmet Hocam bize gönderdi. Bir de biliyorsunuz bu 2023 seçimleriyle ilgili bir PDF dosya gönderdiniz. O dosyada çok fazla görsel var. Ben onlardan bir kısmını seçtim. Ben şöyle kalkayım ekranda onları bir anlatayım. Peşinden de siz bana onları yorumlayın. Kabul eder misiniz bu önerimi? Şimdi tabii olabilir, nasıl isterseniz, tamam. Ama önce şeyden başlamamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden başlamamız da tamam oradan başlayacağız. Siz merak etmeyin. Akış olacağını düşünüyorum. Hocam ben bir sunum yapayım. Siz bakalım beğenecek misiniz o sunumu? Gökmen oldu deyin ya da olmadı. Sen sus ben anlatacağım deyin. Şimdi hocamızın bize gönderdiği görsellerden biri bu mesela. Seçmen listeleri. Ay bu isimler ne? Salim Bey. Bu isimler ne ya? Ya bu isimlerin yani bizim hiçbir şeyi alakası yok. Bu tamamen bir şekilde vatandaş yapılmış. Evet yani. İşte ya sığınmacı evet, mıdır? Evet isimlere bakın ya. Afganistan'dan mı gelmiş, Suriye'den mi gelmiş? Kimdir bunlar? Nereden gelmiş? Ne oldu? Farid Ahmet, Faridah, Fariha, Farıma, Fariza, evet, Hasmatullah, Hasina, tabii, Hasime, hep rastladığımız Mayra, isimler bizim burada bunlar. Jalil, bir Jamaluddin, nesi yani? İsimlerle ilgili bir görsel daha var sevgili yönetmenim. Hadi. Evet işte burada devam ediyor yani. Yani hep zaten şüphe duyduğumuz hikaye buydu. Yani ne kadar ithal seçmen var, ne kadar kişi oy kullandı, bunun tam olarak sayısı neydi? Ve neden isim değiştirmek kolaylaştırıldı değil mi bu süreçte? Tabii yani normalde mahkeme gerekirken. Bunların kaçı saklandı ya da o şekilde yani evet. Türkçe isim soyad taşıyıp evet. da aslında orijinal isim ve soyadları bu olan kaç evet. kişi var? Evet. Mehmet Hocam... Bu isimler bu anlama geliyor değil mi? İnşallah doğru yorumladık bu görseller. Şimdi doğru yorumladınız. Tabii sadece isimlerini verebiliyoruz. Soyadlarını veremiyoruz. Kişisel verileri koruma kanunu gereğince. Ve ben sadece baştan ve sondan bir sayfa gönderdim size. Aslı binlerce sayfa tutuyor. Binlerce. Binlerce sayfa tutuyor. Dikkat ederseniz bunlar sadece Afganlı seçmenlerin isimleridir. Nasıl? Bunun Suudlusu var, Libyalısı var, İranlısı var, Iraklısı var, Varolu var. Şimdi bu konuda yaptığımız çalışmada biz şunu söyledik. 1 milyon 300 bin tane Türkiye'de yurt dışı doğumlu seçmen tespit ettik. Bunlar Türkiye'de sandıklara kayıtlı seçmenler. İkinci aşamada bizim elimize veriler gelince siyasi partiler tarafından genel başkanlarının veya partiyi temsil etmeye yetkili kişilerin ıslak imzasıyla alıyoruz ancak biz bu verileri. Veriler geldikten sonra yurt dışındakileri de tespit ettik ve 1 milyon 290 bin tane yurt dışında seçmen olduğunu gördük bu şekilde. Bunların aşağı yukarı yarısı yani 1 milyon civarında olanı Suriyeli, Rus, İranlı, Iraklı, Libyalı, Tunuslu gibi
ülkelerden. Geriye kalan bir miktar da yurt dışında doğmuş Almanya'da Türk çocukları olabiliyor. Peki. Ya da işte Yugoslavya'dan göçmen, Bulgaristan'dan göçmen gelen vatandaşlarımız olabiliyor. Ama tabii burada çok ciddi bir sorun var. 2,5 milyonluk bu seçmen sayısı Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki genel başkan yardımcısı tarafından da 136 bin olarak açıklanmıştı. Tabii bunlar sıkıntı. O sıkıntılara ben geleceğim. Peki. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bu seçimde Sayın Hocam, son seçimden... Sayın Hocam, buyurun. Sayın Hocam bitmedi daha. Ben bir bitireyim müsaadenizle ne olur. Yüksek buyurun, müsaadenizle buyurun. Sunum bitireyim. Estağfurullah, buyurun. Bakın yine oy oranları, milletvekili sayıları. Şimdi 2018 sonucu işte CHP 22,8 oy 140 milletvekili, İyi Parti 10,15 39 milletvekili, HDP, AKP'nin 296 milletvekili var 2018 sonucunda. Şimdi 2023'te gerçekleşene bakıldığında CHP'nin milletvekili sayısı 169'a çıkıyor. Tabii bunun içinde diğer partilere ayırdığı kontenjanlar da var, Millet İttifakı üyesi partilere. İyi Parti'nin 43 milletvekili var. Ondan sonra işte HDP'nin 61 milletvekili, AKP'nin 268 milletvekili, MHP'nin 50 milletvekili. Şimdi bunu iktidar ve muhalefet milletvekili sayıları olarak bir grafikte gösterildiğinde iktidar siyah renkle gösterilmiş. 347 milletvekilinden 323 milletvekiline düşmüş oluyor iktidar. Muhalefet kırmızı renkle gösterilmiş. 253 milletvekilinden 277 milletvekiline çıkmış oluyor. Mehmet Hocam bir çalışmayı da şöyle yapmış. Eğer İyi Parti ortak listeye katılsaydı o zaman CHP 169 değil 179 vekil çıkarabiliyordu. İyi Parti 43 vekil değil 51 vekil çıkarabiliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi 268 değil 257 vekile düşüyordu. MHP 50 değil 46 vekil çıkarabiliyordu. HDP de 61 değil 59 vekil çıkarabiliyordu. Bir başka görsele, sıradaki görsele geçelim değerli arkadaşlar. Şimdi milletvekili sayısı değişimi, yani CHP'nin Türkiye genelinde milletvekili sayısını artırdığı yerler. Mesela 3 milletvekili artırdığı yerler var. Ondan sonra 1 milletvekili artırdığı yerler var. Bir tek işte şeyde Tunceli'de 1 milletvekili düşüş var. Dolayısıyla bakıldığında Türkiye'nin önemli bir bölümü yeşil. Yani CHP'nin milletvekili sayısında artış var. Bir sonraki görsele geçelim. Orada da Adalet ve Kalkınma Partisi açısından durum ne? Oho, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından Türkiye'nin pek çok yeri kırmızı renge bürünmüş durumda. Yani milletvekili sayısını azaltmış durumda, kaybetmiş durumda bu anlamda. Dolayısıyla haritaya bir de böyle bakınca çok daha farklı görünüyor manzara. Başka var mı o ikinci PDF dosyasından görselimiz değerli arkadaşlar, hiç yerel seçim senaryolarına girmeden? Hah, bu yerel seçim, onu birazdan konuşacağız. Şimdi bu açıdan bakıldığında Mehmet Hocam, yani bu da işin bir garip şeye geçelim. Deminki görsele geçelim. Bu da işin bir garip yanı değil mi? Yani bakıldığında AKP düşmüş, muhalefet korumuş ya da yükselmiş vesaire. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde başka bir tablo ortaya çıkıyor. Ne dersin? Evet. Şimdi işin püf noktası burası. İktidarın sürekli yaratmak istediği algı bu seçimin muhalefet partileri açısından son derece başarısız, kendi açısından ise başarılı bir seçim olduğu algısını yaratmaya çalışıyor. Halbuki işin aslı sizin görsellerde gösterdiğiniz gibi daha farklı. Şimdi ben size başka bir örnek söyleyeceğim. Türkiye'de birincisi değişen il sayısı. Yani 27. dönemde birinci parti olup da 28. dönemde daha farklı bir partinin birinci parti olduğu 6 tane il var Türkiye'de. Bunlar Antalya, Bitlis, Çanakkale, Eskişehir, Kars ve Mersin. Altısında da 27. dönemde AKP birinci partiyken Bitlis ve Kars'ta bu dönemde HDP birinci parti oluyor. Diğer 4 ilde ise Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oluyor. Bunu ilçeler olarak değerlendirdiğimiz, baktığımız zaman gördüğümüz manzara çok daha çarpıcı. 98 ilçenin birincisi değişiyor. 89 tane birincilik kaybeden parti tahmin edeceğiniz gibi AKP. AKP 13 ilde, ilçede MHP'ye,
65 ilçede CHP'ye, 8 ilçede HDP'ye, 3 ilçede de İyi Parti'ye ilçe birinciliklerini kaybediyor. Buna karşılık AKP'nin kazandığı ilçe birinciliği bir tane geçen dönem seçime katılmayan bir ilimiz, ilçemizden geliyor. Yeni kurulmuş bir ilçemiz. 3 tane HDP'den, bir tane CHP'den, bir tane MHP'den olmak üzere 6 kazanıyor, 89 kaybediyor. Dolayısıyla Partisi, bu burada da gene ters bir durum var. Milletvekili değişimine baktığımız zaman oradaki manzara da şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 tane milletvekili artıyor, bir tane milletvekili eksiliyor. İyi Parti'nin 8 milletvekili artıyor, 4 milletvekili eksiliyor. TİP 4 milletvekili kazanıyor. HDP 2 kazanıyor, 15 kaybediyor. AKP 3 kazanıyor, 31 kaybediyor. Tamam. MHP 10 kazanıyor, 11 kaybediyor. Yeniden Refah Partisi 5 kazanıyor. Yani böyle baktığımız zaman iktidar bloğu 18 milletvekilliği kazanırken 42 milletvekilliği kaybediyor. Tamam. Bunun manşeti, Mehmet Hocam, manşeti şu değil mi? Kardeşim, milletvekili sonuçları hal böyleyken bu cumhurbaşkanlığı sonuçları nasıl böyle çıkıyor? Doğru mu manşet? Aynen de, manşetimiz budur. Tamam, tamam. Konumuzun manşeti budur. Seçim sonuçları böyleyken nasıl oluyor da büyük şehirlerin hepsinde farkla kazanan bir partinin veya muhalefet grubunun adayı şeyi kaybediyor? Tamam. Cumhurbaşkanlığı seçimini. Sayın Hocam, bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra bir tamam. de bu yerel seçim senaryoları konusunda görüşünüzü rica edeceğiz. Turan Çömez'den de rica ettik bir sonraki dilimde de bizimle birlikte olması için. Sağ olsun vakit ayıracağını belirtti. Teşekkür ederim Sayın Çömez. Bir aradan sonra birlikteyiz sayın seyirciler. Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Hemen söyleyelim. Bir 30 dakikalık dilimimiz daha var. Ardından bizim yayınımız biter bitmez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tele1'e verdiği söyleşi ekrana gelecek. Genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ, ana haber sunucumuz ve yayın kurulu üyemiz Evren Özalkuş ve Ankara temsilcimiz Zeynel Lüle sordu. Kılıçdaroğlu yanıtladı bu söyleşiyi. Bir yarım saat sonra tekrarını izleyebileceksiniz eğer kaçırdıysanız. İzleyicilerimiz de yazıyor, lütfen yazın Twitter'da Haber Aktif adresinden. Muharrem Bey demiş ki, ben baştan beri aykırdım bu seçimi, biz kaybetmedik. Alavereyi dalavereyle bir şekilde aldılar, çaldılar, sahip çıkamadık demiş. Hilmi Taşkın diyor ki, otoriter yönetimler devlet gücüyle seçimi meşruiyet kazanmak için yapar ve kazanmak üzerine kurgular. Asla adaletli, hukuka uygun bir seçim olmaz. Her şey amaç için araçtır. Sonra da Atalan Üsküdar'ı geçti der, işin içinden sıyrılır. Ali Gümüş diyor, halkın attığı imzalarla oy oranlarını karşılaştırın, bu seçim şaibeli. Şimdi Polimetre, bu arada Polimetre aslında gönüllü bir oluşum. Yani burada çok değerli insanlar var. Mesela Mehmet Hocam, ODTÜ'lü, gönüllü. Yani bu işten bir şeyleri yok, bir maddi beklentileri vesaire. Ama yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve çok çarpı sonuçlar ortaya çıkardılar. Birazdan da Mehmet Bey'in bu sefer yerel seçim senaryolarıyla ilgili görsellerine bakacağız. Ama o bu ana kadar anlattıkları ilgili Turan Çömez de bana iki görsel gönderdi. Onun da bir yorumu olabilir. O görseli de getirebiliriz ekrana. Buyurun Turan Bey. Çok teşekkür ederim Gökmen Bey. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Afganistan Büyükelçisi Türkiye'de 65 bin civarında Afganlı'nın oy kullandığını söyledi. Aslında bu bir skandal. Yani bir diplomatın bu ülkenin yasalarına göre yapılan bir seçimde kullanılan oylarla ilgili böyle bir değerlendirme yapması açıkça iç işlerine müdahaledir. Ve demokratik bir ülkede, normal bir ülkede o diplomat çağrılır ve kendisi uyarılır. Tabii ne yazık ki Türkiye bu standartlarda olmadığı için konu geçiştirildi. Fakat ilginç olan şu, üzerinde durmadığımız konu şu. YSK'nın bize de ulaşan, partimize de ulaşan bilgilerin teyit ettiği şekliyle siz de gösteriyorsunuz. Afganistanlı, Afganistan orijinli seçmen sayısı 18.689. Afgan Büyükelçisi kalktı dedi ki 65 bin Afganlı bu ülkede oy kullandı. Bu hakikaten büyük bir skandal. Ve kimse bunun hesabını sormadı.
Dışişleri Bakanı'nın ya da bakanlığı derhal Afganistan Büyükelçisi'ni çağırıp sen benim ülkemdeki kullanılan oylarla ilgili nasıl böyle bir değerlendirme yapabilirsin? Ya da onun ötesinde çok ileri yorumlar da yaptı, programın konusu olmadığı için girmeyeceğim. Yani Afganlar bu ülkenin işte iş gücüne katkı sağlıyor, izin verilmesi lazım, daha çok gelmesi lazım tarzında akıl almaz şeyler söyledi. Ama konu seçim olduğu için ben onun üzerinde duruyorum. Yani bu açıklama gerçekten büyük bir skandal. Ve ne yazık ki, ne yazık ki şahsım devletinin bu ucube anlayışı artık diplomasiyi de ayaklar altına alarak gerçekten bir kabile anlayışıyla bu ülkeyi yönettiğinin açık bir kanıtı. Ve bir büyükelçi gelip bu ülkede kullanılan oylarla ilgili bir yorum yapıyor ve bizim resmi rakamlarımızın 5 katı üzerinde bir oydan bahsediyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Hakikaten işler acısı bir durum. Bunu da paylaşmak istedim sizinle Gökmen Bey. Şimdi Mehmet Hocam, bu yerel seçim senaryolarıyla ilgili de ben şimdi ayağa kalkacağım. Birkaç görselinizi... Hocam izin verirseniz yerel seçim senaryolarına geçmeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim doğum yerlerine bakaraktan tespit ettiğimiz 20 ülkeden 562.270 tane yurt dışı doğumlu seçmen var. Bunlar Suriyeli 228.000'i yurt içinde, 13.000'i yurt dışında. 21.772 Afgan var. 3.966 tane de ilaveten yurt dışında oy kullanan. İranlı var toplam 25.000'in üstünde. Iraklı var toplam 20.000'in üstünde. Bu 5 ülkeden Libya'da dahil 319.000 tane. Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Romanya, Çin, Gürcistan, Mısır, Rusya, Fas, Ürdün, Filistin'i de eklediğiniz zaman bu 20 ülkeden 562.000 tane yabancı seçmenimiz var. Toplam seçmenimizin biz 1 milyona yakın olduğunu düşünüyoruz bu tür ülkelerden. Yurt dışı yabancı ülkeler toplamı 2 milyon 544 bindir. Ama temin de söylediğim gibi bunların içinde Türk olanlar da var gerçekten. Evet. Şimdi biz bu bilgileri raporlaştırdık. Ve bu bilgiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne falan gönderildi. Bu bilgileri ben... çeşitli toplantılarda, mesela Sosyal Demokrasi Derneği'nin Ankara'da düzenlediği bir sandık güvenliği toplantısında, bir başka Cumhuriyet Halk Partili gençlerin 80 öncesi gençlik kolları üyelerinin düzenlediği bir başka toplantıda biz bunların hepsini anlattık. Bunlar basında haber oldu. Biz 1 milyon 350 bin tane yurt içinde yabancı ülkelerde doğmuş seçmen olduğunu söylerken o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü genel başkan yardımcısı saygın bir gazeteciye verdiği demeçte bu rakamın 318 bin kişi olduğunu söyledi. Biz bunun yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini söyledik ama maalesef sonuç alamadık. Ve bundan sonra yurt dışı seçmen listeleri de bize gelince orada da 1 milyon 290 bin tane ilave seçmen olduğunu söyledik. Biz bunları sürekli CHP Genel Merkezi'ne bildirdik. Ama maalesef gerekli cevap alamadık ve bu konularda veri de alamadık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden. İşte Milli Yol Partisi'nden aldık, Doğru Parti'den aldık, Demokrat Parti'den aldık, Memleket Partisi'nden aldık. Ama bu çalışmalarda bizim önümüze maalesef engel kondu. Bunun amacını bilmiyorum. Bir de ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan daha eski bir Cumhuriyet Halk Partili olaraktan şunu öğrenmek hakkım olduğunu düşünüyorum. Günümün 10 saatini en az bu çalışmalara veren bir insan olaraktan bu konulardan görevli genel başkan yardımcısı iki seçim arasında hangi gerekçeyle seçimden alındı, görevden alındı? Bu çok ciddi bir noktadır. Hiçbir şekilde iki seçim arasında bu kadar hassas bir işi yapmakta olan kişi, ünvanı bırakın genel başkan yardımcısı olmasını, ne olursa olsun görevden alınamaz. Bunun altında ne olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren herkesin bilmesi gerekir.
Peki. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerden önce yaptığı bir açıklamada dedi ki sandık güvenliğimiz ismini söylediği 3 tane genel başkan yardımcısına emanet dedi. Ben de bir Facebook paylaşımı yaptım. Allah'a emanet etsek daha iyiydi dedim. Nitekim de sonuç çıktı ortaya. Şimdi bu genel başkan yardımcılarından birisi azledildi. 2 tanesi azledilmedi ama şu anda görevde değiller. Bu kişilerin de öz eleştirilerini yapmaları lazım. Peki. Çok net bir şekilde temin gösterdiğimiz sayılardan gözüküyor ki bu seçim aslında kaybedilmedi. Bu seçim alındı. Ben sayı sayı size farktan fazla miktarın nerelerden alındığını çeşitli raporlarımızda yazdık ve gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerden hemen sonra bir televizyon kanalında, muhtemelen sizin kanalınızda veya genel bir yayında dedi ki sandık güvenliğinde bir şey yok dedi. Yani sandıkların sonuçları normal dedi ama sadece biz dedi şeye sahip olamadık dedi. Seçmen listelerine sahip olamadık dedi. Bu açıklama kabul edilemeyecek bir açıklamadır. Bu bir facia açıklaması. Peki. Bir banka yöneticisi düşünün ki biz her şeyi iyi yaptık ama diyor kasamıza sahip çıkamadık diyor. Şimdi bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında 5 defa sunum yapmış insanım. En son sunumumu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 95. kuruluş yıl dönümünde yani bundan 5 sene önce CHP Parti Meclisi'nde yaptım. Ve o günlerde hatırlayacaksınız 2,5 milyon normal olmayan oydan bahsedildi referandumda. Bu çalışmayı yapan kişi de bizdik, parti meclisinde anlatan kişi de bizdik. Ve ondan sonra bizden hiçbir çalışma yapmamız istenmedi. Bakın sizin söylediğiniz gibi biz bir bedel karşılığında yapmıyoruz bu işi. Hiçbir çalışma istenmedi ve bizim veri taleplerimize cevap verilmedi. Bakın neden genel başkan yardımcısının sorgulanması lazım biliyor musunuz? Mehmet Hocam. Efendim? Sanırım bu konudaki mesajınızı çok net bir şekilde ifade ettiniz. Benim peki. 20 dakikam kaldı ama hocam. Peki anladım. Şimdi tamam. Şu ama bu peki. Mesajı çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Mutlaka buna bir yanıt gerekir, bunun bir izahı gerekir. Evet. Nihayetinde evet. Herkes evet. Bu ülke için kafa yoruyor ve emek harcıyor. İşte Mehmet Bey'de evet. Hiç maddi beklentileri evet. Yok ama sürekli bu verilerle bu konuyu aydınlatmaya çalışıyorlar. Şimdi şu yerel seçim senaryolarına da bakalım hocam ondan sonra. Çünkü bir de Turan Çömez'in Sağlık Bakanı'nı terletecek çok ciddi soruları var. Onları da izleyiciden şey yapmak istemem. Yani mutlaka paylaşılması gereken. Bakın yine Polimetre'nin yaptığı çalışmada yerel seçim. Yani Mart'ta ya 9 ay kaldı. En çok oyu alan parti büyük şehri kazanırsa. Yani o şehirde en çok oyu alan parti. En çok oyu alan parti dediğimiz 2023 milletvekili seçim sonuçları itibariyle ortaya çıkan tabloyu baz alıyor Mehmet Bey. En çok oyu alan parti Büyükşehir'i kazanırsa AKP 20, CHP 7, Yeşil Sol Parti 3 Büyükşehir Belediyesi kazanıyor. Burada da renklerle belirtilmiş AKP'nin kazanacağı büyükşehirler Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul. Bakın İstanbul gidiyor bu durumda. Hepsi. Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Samsun. CHP'nin kazanacağı Antalya, Aydın, Eskişehir, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Yeşil Sol Parti, Van, Diyarbakır ve Mardin. Bir başka yerel seçim ittifak senaryosunda... oraya geçmeden önce muhalefet blokunu ve iktidar blokunu oy oy burada yazmış Mehmet Hocam. Yani milletvekili yerel seçim, milletvekili seçimlerinde ortaya çıkan tablonun aynen korunduğu varsayımıyla yapılıyor bu senaryo analizi. O partilerin o oy alanlarına sahip oldukları düşünülürse. İşte bunda muhalefet blokunda CHP sıralanmış, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP, Zafer, Memleket, Sosyalist Güç Birliği, Adalet Partisi falan. İktidar blokunda da AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi sıralanmış. Şimdi buradan bir sonraki görsele geçiyoruz. Bloklar olarak seçime girilirse muhalefet 17, iktidar 13 büyükşehir kazanıyor. Yani bu kez evet Adana, Ankara,
Denizli, şey pardon, bunlar şeye geçiyor, muhalefete geçiyor, özür dilerim. Bu şey pembe mi diyelim bu? Evet. Pembe renkler şeyde muhalefetin elinde oluyor. Bakın böylece Adana'yı kazanıyor zaten muhalefet. Zaten muhalefette evet. Kalıyor. Evet, Ankara, Denizli, Hatay, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Van, Muğla, Tekirdağ, Mersin, Mardin. Yani Diyarbakır'da tabii ki Yeşil Sol Parti'nin adayı kazanıyor. Muhalefet olarak bunlar. İktidar nereleri elinde alıyor ya da kazanabiliyor? Bursa, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Trabzon, Sakarya, Erzurum, Samsun, Şanlıurfa. Bir başka senaryo ise şu. Şimdi temel senaryo muhalefet 17, iktidar 13 büyükşehir alıyor temel senaryoda. Az önce aktardık. İyi Parti eğer bu bloktan çıkarsa Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul, Manisa iktidara geçiyor. İyi Parti bu çok bloktan net çıkarsa Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul, Manisa iktidara geçiyor. İyi Parti'nin yanı sıra Zafer Partisi de bloktan çıkarsa bir Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Manisa iktidara geçiyor. Başka görsel var mıydı değerli arkadaşlar bu yerel seçim senaryolarıyla ilgili? Evet. Temeli. Bu şekilde. Şunlar. Ha, bu da bir başka temel senaryo. O temel senaryoda muhalefet 17, iktidar 13. Yeşil Sol Parti bloktan çıkarsa Hatay, İstanbul, Manisa'da iktidara geçiyor. Efendim Yeşil Sol Parti artı Türk Tip bloktan çıkarsa Adana, Hatay, İstanbul, Manisa iktidara geçiyor. Başka var mı? Evet. Yani kafamızı karıştırmayalım. Bunlar ayrıntılar. Bütün bunlar Polimetre'nin web sitesinde var detaylı bir şekilde. Ama hikaye şu. Kardeşim 9 ay kaldı. İktidara karşı ne kadar geniş bir blok oluşturulabilirse o kadar çok büyükşehir belediyesi elde tutulur ya da kazanılır, öbür türlü kayıp yaşanır. Doğru özetledim mi hocam? Çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Altılı blok yerine 16'lı blok lafını Sayın Genel Başkan'ın sonuna kadar destekliyoruz. Bu bizim önerimizdir aslında. Bunun genel seçimlerden ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılıyor olması gerekirdi. Ama bu saatten sonra yapılması da çok önemlidir. İktidarın kazandım naraları gerçeği asla yansıtmamaktadır. Muhalefet hiçbir şekilde paniğe kapılıp da biz kaybettik dememelidir. Ama şunu da dememelidir. Yani siz bırakın Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmayı, ekonomiyle uğraşın. Hayır, bu bizim demokratik olmayan bir düzenle barışmamızı ama ucuza ekmek alaraktan barışmamızı tavsiye eden bir sistemdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne önce demokrasiyi getireceğiz ki Türkiye'ye demokrasiyi getirebilelim. Demokrat olmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de demokrasiye faydası olmayacağını düşünüyoruz. Peki. Bu çerçevede çeşitli önerilerimizi daha sonra paylaşacağız. Peki. Sayın seyirciler, biz ancak bu kadar süre zarfında bu kadarını aktarabiliriz. Hakikaten konuyla daha ilgiliyseniz Polimetre'nin web sayfasında çok detaylı bir şekilde analizler yer alıyor. Sayın Ölçer, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Çömez, bu son yerel seçim senaryoları, işte hocam çalışmış, yani ortada bir gerçek çıkıyor ki hakikaten o muhalefet bloku ne kadar dağılırsa o kadar Büyükşehir Belediyesi iktidarın eline geçecek ve iktidarın da herhalde en çok arzuladığı bu. Bununla ilgili yorumunuzu alarak oradan geçelim Sağlık Bakanı'na sorularınızı. Çok önemli bir simülasyon bu, çok önemli bir projeksiyon. Mutlaka ciddiye alınması, dikkate alınması gerekiyor ve ona göre de hareket edilmesi gerekiyor. Tabii bu görüşmelerin, bu değerlendirmelerin, tartışmaların çok erkenden başlaması, doğru bir politika üretilmesi, doğru adayların belirlenmesi ve yerel için doğru projelerin, doğru önerilerin ortaya konması çok kıymetli. Tabii birlikte olmanın sağlayacağı çok önemli katkılar var. Ayrı ayrı tek tek girilmenin getireceği önemli riskler var. Mutlaka bunlar parti yetkilileri tarafından, liderler tarafından ele alınacaktır. Fakat bu akşamki bu sunum, ben de web sitesinden detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu kabaca tahmin ettiğimiz, bildiğimiz gerçekler ama elimizde sağlıklı veriler var, son seçim verileri, net veriler. Dolayısıyla bunlar üzerinden yapılan bu projeksiyonlar bizim için de ufuk açıcı olacaktır. Mutlaka bunları inceleyeceğiz. Ve birlikteliğin getireceği gücün farkındayız Gökmen Bey. Mutlaka bu sorumlulukla hareket edilecektir. Evet. Sayın seyirciler, hani Selmi, bu arada bu konuda siz de bir yorum eklemek isterseniz buyurun alalım. Yani
Yani bu çok net. Önceden... Burhan Çömez'in milletvekili olduğu Balıkesir'de vardı az önce. Evet. senaryoda yer alan büyük şehirler arasında. Yani şimdi şeyden belliydi zaten. Yani şimdi yerel seçimler malum Cumhurbaşkanlığı seçimlerine benzer. Yani adayların yarıştığı tek turlu en fazla oyu alanın belediye başkanlığını yani seçimi kazanacağı bir seçim. Şimdi bunun için elimizde veriler var. Ne veriler var? En son Cumhurbaşkanlığı seçim verileri var. İşte 20-30'a yakın en büyük yani en fazla nüfusu olan 30 ilde Kemal Kılıçdaroğlu etrafında birleşmiş muhalefet blokunun oyu Erdoğan'ın önünde. İşte İstanbul'da, Ankara'da, bütün büyük şehirlerde önde. Şimdi bu oy, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen bu oy aslında geniş bir muhalefet bloku oyu. Yani salt bir Cumhuriyet Halk Partisi oyu değil. Şimdi milletvekili seçimlerine baktığımızda her partinin oy oranlarını görüyoruz. İşte %10'a yakın bir İYİ Parti, 25 CHP vesaire. Şimdi eğer bunlar bir araya gelmez ise, ya ben kendi adayımı göstereceğim. İşte ittifak dağıldı. Bundan sonra biz kendi şeylerimizle yürüyeceğiz. Orada bakarız, şurada bakarız. Orada ben aday gösteririm ya da şurada ben onu desteklerim gibi bu süreç siyasi pazarlıklara yeni yeni böyle bir takım bu ittifak ya da geniş muhalefet blokunu bozucu böyle bir faydacı yaklaşımlara eğer giderse bu iş bunların hepsi kaybedilir. Ya bu çok net. O kadar net ki şimdi bir şeyi kaybettik biz. Yani çok önemli bir virajı bir Türkiye için kader seçimi diye adlandırdığımız bir seçimi kaybettik. İkincisine tahammülü var mı bu ülkenin? Bence yok. Bence yok. Bizim olmadığımız gibi bence bu partilerin, muhalefet partilerinin hiçbirinin de yok. Yani şimdi birincisini zaten kaza bela atlatıldı. Bir takım bundan herkes yara aldı. Bunun muhasebesini yapacak. Yani işte çok halkta, seçmende düşen bir psikoloji, bir umutsuzluk, yani bir hayal kırıklığı, motivasyonsuzluk var. Bir de bu 9 ay içerisinde bu dağınıklık eğer böyle bir dağınıklıkla gidilirse, böyle bir efendim bu işte ittifakları dağıtıp kendiliğimizden gideceğiz diye bu enerji hepten yok edilirse hem seçim kaybedilir hem bu partilerin hepsi tabela partilerine dönüşme riskiyle karşı karşıya kalır ve hiç kimse bunun hesabını veremez. Yani bunun bir tek yolu var, tek bir yolu var. Güçlü bir işbirliğini yerel seçimde daha da arttırmak. Yani 6'yı 16 yapmak düsturu Kemal Kılıçdaroğlu'nun o motto gerçekten önemli ve doğru bir motto. Ya birleşe bunu büyüterek bütün büyük şehirleri alacaksınız ya da bölüne parçalanarak hepsini kaybedecek. Peki. Bu konu çok önemli sayın seyirciler. Bakın, biraz bir küçük ekleme yapacağım Gökmen Bey. Sağlık Bakanlığı sorularına zaman kalmayabilir ama önemli olduğunu düşündüğüm için bir ekleme yapacağım. Burada sadece doğru bir birliktelik değil, güçlü bir birliktelik değil, doğru bir vizyon da önemli, doğru aday da önemli, zamanında yola çıkmak da önemli. Bakın biz genel seçimlerde şunu yaşadık. Birçok olumsuzluğun yanında belediyelerin de genel seçimlere çok büyük katkısının ya da dahilinin olduğunu gördük. Balıkesir Belediyesi, iyi bildiğim bir bölge olduğu için Balıkesir'den örnek vereceğim. Kapı kapı dolaştılar. Üzerinde AKP amblemli çok sayıda yardım kolileri dağıtıldı ve genel seçime önemli katkısı oldu. Şimdi sadece psikolojik üstünlük değil, yani yerelde kazanılacak belediye sayılarının ya da oy oranının psikolojik üstünlüğünden bahsetmiyorum. Hakikaten bir politik güç de veriyor yerel size. O bakımdan çok önemli. Yine Balıkesir örneğine değindiğiniz için buradan bir vurgu yapacağım. Balıkesir bildiğiniz gibi merkez sağ, milliyetçi, muhafazakar tabanda bir siyaset bölgesidir ve insanlarınız genellikle o tercihi yapar. Fakat biz güzel bir çalışma ortamı oluşturduk Balıkesir'de arkadaşlarımızla ve Kemal Bey Erdoğan'dan çok daha fazla oy aldı. Bu önemli bir şey ve bu iyi yönetilirse, şu anda Balıkesir'de bir AKP'li Büyükşehir Belediyesi var. İyi yönetilirse bu duygu, bu motivasyon iyi yönlendirilirse önümüzdeki seçimlerde bizlerin, İYİ Parti'nin ya da CHP'nin ya da ittifakın adayının kazanması çok yüksek ihtimal. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Peki. O zaman şöyle yapalım mı Turan Bey? Şimdi sayın seyirciler, Turan Çömez'in Twitter
hesabında Sağlık Bakanlığı'na yönelttiği çok önemli sorular var. Çok önemli sorular. Zaman zaman hani insanlar böyle moralsiz bir şekilde ya hala ne konuşuyorsunuz falan türü mesajlar atıyor. Ya tabii ki hala konuşacağız. Ne yapalım, dükkanı kapatıp gidelim mi? Hala bu ülkenin gerçeklerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Hala bunlardan haberdar olmamız gerekiyor. 100 sığınmacıdan 77'sinin ameliyat olduğu bir ülke olabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ve bu paraları hani kamu bizden çıkıyor bu paralar. Bir ülkede 100 herhangi bir gruptan 100'ünün 77'sinin ameliyat olduğu olur mu? Neden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koltuğa oturduktan bu yana özel hastanelerde ameliyat sayısı neden patlamış kardeşim ya? Bu nasıl bir şey? Bütün bu sorular 7 kat artmış. Evet. Kaç kat? 7 kat artmış. Özel hastane ameliyat sayısı. Evet. Bunlar bizim menfaatimizle ilgili. Ama şöyle yapalım Turan Bey. Merak ediyorsanız Turan Bey'in Twitter hesabına girin. Orada detaylı bir şekilde var. Çünkü çok fazla, daha fazla vakit kalmadı bana. Oysa hazır Turan Çömez'le bir yayın yaparken mutlaka bir vakayı değerlendirmesini rica edeceğim. Abdülhatif Şener vakası. Abdülhatif Şener vakası neden? Çünkü Abdülhatif Şener Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bırakıp ve çok ciddi ithamlarla bırakıp CHP'ye geçmiş bir isim. CHP'den davet alarak geçmiş bir isim. Çok ciddi ithamlarla, yani hırsızlık sözünü bile değil mi kullanarak, yani hani sadece tabii, yolsuzluk, usulsüzlük değil, tabii. Hırsızlık sözünü kullanarak onları nasıl adeta ranta tapar hale geldiğini belirterek vesaire vesaire. Şimdi bu isim yıllarca dinledik, ondan sonra patladı. Bu seçimde patladı. Önce dedi ki ben dedi Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'na oy vermedim, şeye verdim, Boğan'a verdim. İkinci turda ne yaptınız dediler. Ya, ikinci turda da geçersiz verdim. Sonra Barış Pehlivan o sandık sonucunu aktardı. Geçersiz oy yok. Allah Allah, Erdoğan'a mı verdi acaba? Bu sefer dedi kafa buldum. Bunlar yani Türkiye kamuoyu bu ciddiyetsizliği hak etmiyor. Bu çok ağır. Nasıl bir kafayla bu sözleri söyleyebiliyorum ama sizin bu konuda yorumunuzu rica edelim, öyle bitirelim Turan Bey. Çok teşekkür ederim. Tabii gerçekten büyük bir şaşkınlıkla izledim olanı biteni. Benim sizden biraz farkım var. Çünkü Sayın Şener'le ben 5 yıl beraber çalıştım. O bakandı, ben milletvekiliydim. Benim tabii muhalefetim çok açıktı. Çok kavgalarla geçen bir 5 yıldı. Ama biz kapalı kapılar ardında o dönemde Sayın Şener'le çok sık görüşürdük. Ve benim eleştirilerimi hep haklı bulurdu. Ve kendisi de yapılan yolsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, antidemokratik uygulamalar hep o eleştirileri o zaman yöneltmişti. Ve AKP'li siyaset yapılmaz demişti. Ben de kendisini takdir etmiştim. Daha sonra benim sürgün yıllarımda İngiltere'de de geldi, ziyaret etti beni. Oradaki sohbetlerimizde, konuşmalarımızda AKP'nin bu ülkeye maliyetini, faturasını, yanlışlıkları, zararları, hep bunları konuştuk. Ve sonra CHP ile yollarını buluşturdu. Ve orada da izlediğim kadarıyla teşkilatlarıyla uyumlu çalıştı, lideriyle uyumlu çalıştı. Ve kendisi de bir anlamda sosyal demokrat kültüre sahip olduğundan dolayı büyük bir ayrışma yaşamadı. Fakat sonra adaylık müracaatı kabul görmedi ve ardından aday olamadı. Ve sonra da bütün bu gözümüzün önünde yaşananlar hakikaten beni çok şaşırttı. Hiç beklemediğim, ummadığım bir gelişmeydi bu. Ben konuşmadım Sayın Şener'le bu süreçte, kendisiyle niye böyle oldu diye arayıp sormadım. O da beni aramadı. Ama şunu söyleyebilirim, yani Sayın Şener'in isminin dışında genel olarak şunu söyleyebilirim. Siyasette bugün varsınız, yarın yoksunuz. Yarın tekrar var olabilirsiniz. Bakın ben 12 sene sürgün hayatından sonra yeniden siyasete döndüm ve tekrar parlamentoda millet adına hizmet vermeye çalışıyorum. Siyaset inişli çıkışlı bir yoldur. Bugün zirvedeyseniz yarın başka bir noktada olabilirsiniz siyasette. Ama asıl olan sizin topluma bırakacağınız güven duygusudur. Toplumun sizinle ilgili kanaatleridir. Siyaset önce karakterdir, önce kişiliktir, önce kimliktir. Duruştur, makam ve mevkiden öte. Bunlar çok kıymetlidir. Ben sanıyorum son çıkışın ve son mesajların toplumda oluşturduğu algı açısından ele alınması lazım. Ve özellikle ittifak kültürü her şeye rağmen başarılı bir ittifaktı. Ve 1,5 yıl boyunca birçok konu konuşuldu ve farklı görüşlerden insanlar bir araya geldi. Ve farklı mahallelerden, farklı siyasi görüşlerden insanlar beraber siyaset yapabileceğini anlattı ama Sayın Şener'in bu çıkışı
bu duyguya, bu umuda büyük ölçüde sanıyorum zarar verdi ve insanların ya bir dakika ne oluyor sorusunu da beraberinde getirdi. Bilemiyorum haklı gerekçeleri var mıdır yok mudur, o konuya girmek istemiyorum ama bu yaşananlar Türk siyaseti için ibret alınacak önemli bir süreç olarak tarihe geçecektir. Daha önce arada bir konuşur muydunuz kendisiyle? Evet, ben kendisiyle çok sık görüşürdüm. Ancak son birkaç aydır hiçbir temasım olmadı, hiçbir görüşmem de olmadı. Ben de arama fırsatım olmadı. Kendisi bu olaydan de beni sonra Turan Bey konuşmadım, aramadım. O da beni aramadı. Mesela siz niye aramadınız? Arayasınız mı gelmedi, konuşasınız mı gelmedi? Yani arayıp aslında söyleyecek çok da fazla sözüm yoktu. Ne diyebilirdim? Yani söyleyecek sözüm de yoktu açıkçası. Çünkü hiç beklemediğim bir süreç yaşadı. Kendisi de bizler de. Yine söylüyorum, yani kendi açıklamalarında benim gerekçelerim var diyordu. Ama ne olursa olsun yani kişisel sürecin dışında topluma siyaset kurumunu sorgulatacak ya da güven bunalımına uğratacak davranış göstermememiz lazım hiçbirimiz. Siz hiç hayatınızda herhangi bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken onunla kafa bulmak amaçlı bir yanıt verdiniz mi? Asla. Sizler de biz de kamu görevi yapıyoruz. Siz gazeteci olarak toplum adına görev yapıyorsunuz. Ben de bir siyasetçi olarak toplum adına görev yapıyorum. Siz bizi en sert şekilde eleştirmek görevine ve sorumluluğuna sahipsiniz. Biz de topluma bildiğimiz her şeyi açık yüreklilikle anlatma sorumluluğuna sahibiz. Dolayısıyla bu saygı çerçevesinde, bu açıklık çerçevesinde yürümesi lazım bu ilişkilerin. Bu üslup da benim açıkçası çok anlamakta zorlandığım bir üslup. Sanıyorum içinden geçtiği dönem onu travmatize etmiş, öyle anlıyorum. Peki. Turan Çömez, çok teşekkür ediyorum katkınız için. İyi kurultaylar diyelim size. Sağolunuz konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ Salim Bey de sizler. Hoşçakalın, saygılar. Evet efendim, bir Abdülhatif Şener vakası hala gündemimizde. Kafa buldum tarzındaki açıklamalar. Yani bırakın Abdülhatif Bey. Bırakın, yani nihayetinde bir akademik unvanınız da vardı ya. Doçentsiniz nihayetinde. Hakikaten hiç yakışmadı. Çok ciddiyetsiz, çok lakayt bir tavır. Bir de diyor ki, Barış diyor ki seçimde diyor, nasıl siz bir CHP'li olarak nasıl verirsiniz diyor şeye, liderinize oy vermesiniz diyor. 14 Mayıs'ta bizim görevimiz bitiyor diyor. Ya bu mudur yani? 14 Mayıs efendim 27. dönemin sonu geldi diye hemen oradan sıyrılıp liderinizi mi unutuyorsunuz ya? O zaman bu halk da sizi unutur. Salim Şen, biz yok, bugün Perşembe değil mi? Evet. Tamam. Sayın seyirciler, önümüzdeki hafta Salim Şen yok, ben varım. İzmir'den bir yayın gerçekleştireceğim Salı ve Perşembe. Sonraki hafta ben bu sefer... Ben bir hafta izin istiyorum. Evet, Salim Şen var, o zaman da ben yokum. Evet. Böyle nöbetleşe bir iki hafta geçireceğiz. Birazdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tele1'e verdiği söyleşi ekrana gelecek. Tam bölüm halinde, tekrarı ekrana gelecek. Eğer kaçırdıysanız izleyebilirsiniz efendim. Bizden hemen sonra yayına girecek. Size şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Evet, iyi görüşmek bayramlar. Üzere. Klimayı salona taktır.